Gabba Mobilya'nın sunduğu Az Önce Konuştum başlıyor. Az Önce Konuştum'a hoş geldiniz. Bir çarşamba akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye seçim sürecinde olabildiğince siyasetin sıcak gündemi konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ama inanın bana hem iki ittifaktan da daha fazla konuşulan bir isim var. O da Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. Bugün az önce konuştuğumda biz de canlı yayında Sayın İnce'yi konuk edeceğiz. Ona çok kızanlar, onu çok sevenler, onu çok eleştirenler, onu çok övenler. Burada hepsini kendisinin yüzüne söyleyeceğiz, soracağız, cevaplarını merakla takip edeceğiz. Siz de programa sosyal medya üzerinden, Twitter'dan, Instagram'dan ve aşağıda altta gördüğünüz etiketi yazarak, sorularınızı göndererek katılabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? teşekkürler. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz. Şeyle başlayalım mı? Ben şu size... ...gelen ya da gelmeyen teklifi anlamadım. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu... E, ...bir teklif yapıldığını söyledi. Ama sizin kabul etmemenizi de saygıyla karşıladı söyledi. Evet. Daha sonra Engin Bey galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Grup evet. Başkan Vekili Engin Altay Bey... E, ...bayağı somut... ...şeyle dedi ki aynı gün ve ertesi gün... ...iki kez görüşme gerçekleştirildi. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamadı dedi. Siz de dediniz ki... ...ortada böyle kayda değer bir teklif falan yok. E, tepkileri kamuoyundan gelecek... ...tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırı sayılır dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı dediniz. Şimdi ne olur bizi anlayacağımız diye Açık bir şekilde. Evet. Kim size ne yapıyormuş gibi, teklif yapıyormuş gibi ne teklif yaptı? Kim ne yapmadı? Ne zaman yaptı? ne zaman yapmadı, Bir anlatın biz de anlayalım. Tabii. Programınıza gelmeden önce oğluma uğradım. Torunum dede saklambaç oynayalım dedi. Ben de televizyona gideceğimi söyledim. Bana küstü. Televizyona çıkacağım deyince o zaman dedi madem saklambaç oynamıyorsun bana bir el sallar mısın Sallayın dedi. Sallayın lütfen buyurun hemen. Meriç bak saklambaç oynayamadım ama sana el sallıyorum. Ee, bunu bir halledelim. Tamam. Şimdi sorunuza geçmeden önce izninizle bugün yaşadıklarımı bir anlatayım. Buyurun. Sonra sorunuza cevap vereyim. Cumhuriyet'in internet sitesi. Ya yazarları öldürülen 50 yıldır para ödeyip aldığım okuduğum. Memleket Partisi'nde kurucu üyesi Ali Dursun istifa etti. Amaç seçimleri kaybetmektir dedi. Hmm. Fotoğraf disiplin kurulu üyemiz Orhan Şimşek'e ait. Evet. Tweet yalan, Öyleci. haber yalan. Ve bunu utanmadan buraya koyuyorlar. Sonra kaldırıyorlar, sayfa bulunamadı yazıyorlar. Devam ediyorum bakın sadece bugün yaşananlar. Evrensel, yalan haber. Şimdi hep A Haber'den şikayetçiyiz ya. Bir gün net yalan haber son dakika kamuoyuna duyuru duyuruymuş yalan haber fotoğraf Orhan Şimşek'in devam ediyorum Halk TV yalan haber yalan haber Hep hepsi yalan haber devam ediyorum bugün Muharrem İnce'nin Babala TV programı yayınlanmasın Muharrem İnce'nin Babala TV programı yayınlanmalı -malı. Muharrem İnce oyları bölüyor program yayınlanırsa oyları artacak. Türkiye'nin geleceği için o program yayınlanmamalı. Kampanya başlatıyorlar. Muharrem İnce babala da çok başarılı oldu. Bu yayınlanmasın diye. Devam ediyorum. Halk TV. Bu kişi, bu kişi Orhan Şimşek. Partimizin genel disiplin kurulu üyesi. Görevinin başında adı Ali Dursun değil. Ama orada şöyle bir şey oldu. Şimdi Twitter'da bir hesap. Sanki Bakın, bu beyefendiymiş e gibi sahte hayır, bir hesap. Efendim şimdi, bu insanlar... Bunu bu haberi yapmak için teyit etmeleri gerekmez mi? Evet. Memleket Partisi'nin sözcüsünü, genel başkanını, genel sekreterini birini aramaları gerekecek. Dertleri algı operasyonu. Bakın Ama sonra devam ediyorlar zaten diyorsunuz. Gerçek gündem. Her gün yapıyorlar bu haberleri. Devam ediyorum. 23 derece. Bugün sadece bugün olanlar. Memleket Partisi genel Başkanı Aziz Aykut Demiray Aziz Bey dışarıda oturuyor şu anda. Milletvekili adayımız. Devam ediyorum. Parti sözcümüz. İpek Özkal Sayan. Partide artık bulunamıyor. Ya parti sözcüsü. Şu anda dışarıda bekliyor. Memleket Partisi'nin, parti sözcüsünün öldüğüyle ilgili haber yaptılar. Öldüğüyle. Mahir Bakan. İstanbul Millet, İzmir Milletvekili adayı, Genel Başkan Yardımcısı istifasını yayınlıyorlar. Böyle bir istifa yok. Bu haberleri daha sonra çıkarmadılar mı, silmediler mi? Algıyı yapıyorlar, Sonra sayfaya erişemiyorsun ama haber orada duruyor. Haberin doğru olmadığını dair bir haber yapıldı mı? Yapmıyorlar o haberi de. O haberi yapmıyor. Yani her gün, her gün Halk TV'de bu şekilde, diğer kanallarda her gün sahte haberler yapılıyor. Yalan. Sürekli algı peşindeler. Yani şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz. Bir kere bunu bir anlatalım. Türkiye'de medyanın durumunu bir görsünler. Algı yaratmak için Yalan yanlış ya. Geçenlerde Korkmaz Tavukçu diye parti meclisi üyesi İpek Özbey yayın yaptı ya. İstifa etmiş. Partide deprem. Öyle biri yok. Öyle biri yok. Öyle bir kişi yok. Şimdi böyle bir ortamda siyaset yapıyoruz. Önce bunun bilinmesi lazım. Gelelim şimdi sizin sorunuza. Şimdi 3 yıldır geziyorum ben. 4 Eylül 2020'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde Memleket Hareketi diye bir hareket başlattım. Ve dedim ki önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı olmak istiyorum, aday olmak istiyorum. Sonra parti kurduk, Memleket Partisi. Dediler ki siz kuramazsınız. Kurduk. Sonra dediler ki örgütlenemezsiniz, seçimlere giremezsiniz. Onu da hallettik. Sonra dediler ki siz yüzde bir oy alırsınız. E şimdi 7-8-10 demeye başladılar. Şimdi barajı geçemezsiniz diyorlardı. Şimdi barajı da geçseniz de oy bölersiniz diyorlar. Sürekli olarak el yükselterek devam ediyorlar. Peki ittifak görüşmeleri var bir buçuk senedir. 13 kere toplandılar altılı masa. Sayın Kılıçdaroğlu Milli Yol Partisi'ne gitti. HDP'ye gitti. Bağımsız Türkiye Partisi'ne gitti. Saadet'e gitti. Davutoğlu'na gitti, Babacan'a gitti. 13 kere toplantı yaptılar. Baştan kazanacak aday dediler. Beral Akşener, Sayın Akşener, sen kazanamazsın dedi. Ekrem İmamoğlu ya da e, Mansur Yavaş olsun dedi. Masadan kalktı, tekrar oturdu. Bir sürü olaylar oldu. Bu arada bizimle kimse bir iletişime geçmedi. Peki ne oldu? Ben imza toplamaya başladım. Çünkü başka türlü aday olamam. İmza toplamaya başlayınca da toplayamaz dediler. Topladık. Bu sefer AKP'liler yardım etti dediler. Bitmiyor yani. İftiranın sonu ardı arkası kesilmiyor. Hiç böyle bir destek talebiniz ya da böyle bir efendim, destek geldi mi? yok öyle bir şey. Göstereceğim biraz sonra belgelerle. Gösterseniz de neyse o belge Gö Göstereceğim. Şimdi sıraya koydum belgeleri mi de. O geldiğinde size göstereceğim onu. İsterseniz Bunun nasıl bir belgesi var ki? Yani AK Parti teşkilatlarının size yardım etmediğine dair bir belge nasıl bir Aynen, belge? aynen. Bakın, yaptıkları haberi göstereceğim. Yaptıkları haberi göstereceğim. Ama o zaman biraz bekleteceğim Bekleriz bekleriz. Kim nasıl bir haber? Anlamadım ben. Ya partili başörtülü kadınları? Evet. E, AKP'li diye tanıttılar. O, on, oysa partimizin üyeleri bunlar. Ha. Yani Altın e, Altındağ ilçesinde Altındağ ilçesinde partimizin üyeleri Bakın bu arada da parayı nereden buldun diyorlar ya. Adıyaman İl Başkanlığımız. Bu Adıyaman İl Başkanlığımız. Bu da devanın ilçe başkanlığı. Bizimki samanlık. Samanlık, samanlık resmen. Neyse siz şeye devam edin ne olur. Şu, size Şip, bir şey geldi mi gelmedi mi diye. Bir bakın. teklif geldi mi gelmedi mi? Biz ne yapmışız? Millet İttifakı'ndan. Hayır hayır biz ne yapmışız? İmzamızı toplamışız. İmzayı topladıktan sonra ne olacak? Ne olacak? Adaylığınızı açıklayacağız. Kurallar çekilecek. Kuralların çekilmesine 24 saat kalmış. Ayın 29'u. Sayın Kılıçdaroğlu gelmiş şeye Memleket Partisi'ne deprem konuşmuşuz. Sandık güvenliği konuşmuşuz. Ve trollleri konuşmuşuz. Başka hiçbir şey konuşmuşuz. Trolleri? Ya saldırıyorlar dedim bak CHP'de böyle troller var. Hain bilmem ne. Ya bunlara engel olun dedim. Ayıp oluyor. Birbirimize lazımız dedim. İkinci tura siz mi kalırsınız? Ben mi kalırım? Bilemem bir. Ben sizi aradığımda da siz gayet ee şey konuştunuz. Ya yani benim abimdir, genel başkanımdır. Tabii Geldiğinde birbirimizi incitmeyelim dedim. Ha, sen i̇ncitmeyelim dediniz. Geldiğinde söyleyeceklerini dinlerim Aynen. dediniz. Bakın şöyle dedim. Ha sonra ne oldu mesela? Sayın hoş genel geldiniz güle güleye Aynen. döndü o iş. Ha hoş geldiniz güle güle de bir kasıt yok. Ama o olmadı be Muharrem. Hayır bakın ben onu ya onu şimdi, ya siz nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz? Samimi gerçekten? olarak söylüyorum. Hiçbir art niyetim yoktu. Tweet de attım. Böyle bir niyetim Attınız. yoktu. Hatta hatta e, Engin Altay'ı Beni aramıştı. Dedim ki Kemal Bey'in bu konuda bir şeyi varsa kırgınlığı. kırgınlığı varsa kendisini arayayım dedim. Yok dedi. Ben inanıyorum sana dedi. Ben tweet attım bu konuda bir yanlış yoktur diye. Biraz ama kendinizi seyrettiğiniz, seyrettiğinizde o anda siz de çok gergin Hayır hayır. Bakın hiçbir şey konuşmamışız yukarıda. Beklentiniz var ama. Hayır beklentim yok anlatacağım onu da. Aşağı indiğimizde Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. Yukarıda Halil İbrahim sofrası yok. Basının önünde Ali İbrahim sofrası var. Orası olmaz. Şimdi benim beklentim neden yok? Onu söyleyeyim. Ben ilkeler ittifakına varım. Biz memleket partisi olarak ilkeler ittifakına varız. Menfaat ittifakına yokuz. İlkeler ittifakı nedir? Bir, Atatürk tartışılmayacak. İki, terörle aramıza mesafe koyacağız. Üç, Eğitim tarikatlara bırakılmayacak. 4. Layıklık korunacak. 5. Kadına şiddet ve çocuk istismarı yüksek sesle kınanıp engellenecek. Kadın cinayetleri için sert tedbirler alınacak. Bunlar bunlar ittifak olur. Ama şu ittifak olmaz. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın. Sen Cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Ben ne olacağım? Sen de ol. Ben sen de Cumhurbaşkanı yardımcısı. Sen Sen de ol. Yedi tane boncuk gibi dizilin. Bir dakika yetmez bana Cumhurbaşkanı yardımcısı. Başka ne istiyorsun? Bakanlık. Bir de bakanlık verelim yanına. Başka ne istiyorsun? Milletvekilliği. İşte listeler burada ya. Arkadaş bak. Yani ben bunları buraya iş olsun diye getirmedim. Gelecek partisinden CHP listelerinden aday olanlar. Şimdi bunları karıştırmayın ne Geleceğim olur. Bak. Ee, Geleceğim bak. Şu soruma cevap verin de benim. Deva Partisinden ve Saadet'ten toplam 77 kişi. Şimdi bu menfaat ittifakı olur. Biz böyle bir beklentimiz yok. Biz ilkeler ittifakı kurabilirdik. Ben dedim gerek yok dedim ya bu kadar ayrıntıya. CHP, İyi Parti, Memleket Partisi. Bırakın dedi bunların oyum falan yok zaten ortada dedim. Ne oyları var ya? Dördünü toplasan bir puan var. Yok ki ortada oy falan. Bırakın dedim gelin üçümüz beraber oturalım. Atatürk diyelim, terörle mücadele diyelim, cumhuriyet diyelim, laiklik diyelim, çağdaş eğitim diyelim, sığınmacıları göndereceğiz diyelim, çıkalım toplumun karşısına. Ben bunu önerdim. Kime? Basına her ortalıkta önerdim bunu. Hay, bunu bir CHP'den, İYİ Parti'den bir muhataba da ilettiniz mi bizzat? Ha. Efendim, basının huzurunda söyledim ben bunu. Hangi kanalda söylediğimi hatırlamıyorum şimdi. Yok, ben söylediğinizi hatırlıyorum da. Hazrat bir muhatapım. Bu bir tekliftir. Hı. Bu bir tekliftir. Ortaya halkın halkın önünde, milletin önünde yapılmış bir tekliftir. Gerek yok bu kadar böyle cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtma, bakanlık dağıtmaya milletvekilliği dağıtma. İçimsiz diyor benim CHP listelerini görünce. Ya arkadaş, Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ali Dibo olur mu Çankaya'da? Efendim geçişleri. Ya geçin bu işleri. Bak bir tane sorun var. Ben bu soruyu sormak zorundayım. Muharrem Bey bunu size soracağım. Hayır hayır. E, benim sorumun içinde ne olur bunları şey yapmayın. Ama ben söylüyorum işte. Ben size bunları soracağım. Hayır bakın. Soracağım Aa. listeleri de soracağım. Hiç merak etmeyin hayır, soracağım. Hayır açıklıyorum işte zaten. Çok net. Bak ilke ittifakı olsaydı olurdu. Ortada var olan menfaat ittifakı. Biz bunun içinde yokuz. Size bir teklif geldi mi? Ha. Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi tamam ne geldi yani somut olarak tamam, kim bak. size ne teklif etti hayır bakın ben basının huzurunda söylediğimi tekrar ediyorum ben bunları konuşmuyorum dedim benim konuşacağım dedim bir terörün her türlüsünü kınayacağız Atatürk kırmızı çizgimiz burada anlaşalım ben bundan başka bir şey söylemedim ben bunları söylüyorum Yoksa 3 milletvekilliği, 5 bakanlık bu, bunları geçeceksin. Böyle bir teklif geldi mi? Hayır bak üç ya nasıl gelecek? Gelemez ki. Partisinin listelerinin yarısını vermiş zaten. <laughs> Peki Engin Bey, CHP Grup Başkan Vekili neden bahsediyor? Yani Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi günü Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır. Benim önerilerim neymiş? Onun önerileri. Ben Size diyorum ki ilke şeyden... ittifak Bizimkisi ilke ittifak. Onlarınki Biz, neydi? Onlarınkisi diğerleriyle yaptıkları ittifak gibi ittifaktı. Buna ne olur somut cevap verir misiniz? Hayır, Çok aynı, yuvarlak aynı cevap şey veriyorsunuz. Işte. Ya nasıl yuvarlak size cevap veriyorum? Size ne söylediler? dediler. Ben, ben, şöyle Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacaksınız? hayır zaman? hayır bakın. can Candaş Bey şimdi yani gazetecisiniz ama ben de siyasetçiyim. Evet. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam. İlke ittifakı yazabiliyor musun oraya bak hala anıt kabire gidemedi. Yedili ittifak. Hala anıt kabire gidemediler. Siz de mi yedili diyorsunuz şimdi? Öyle değil mi canım? Yani öyle değil mi? Dest Cuma günü hayır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı vardı. O 7'li ittifaktı yani. Ya arkadaşlar utanmaya, saklanmaya gerek yok yani. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor. Yani bunu Hayır, HDP ben bunu... başka bir ittifakın ortağı ya o yüzden soruyorum size. Ama Cumhurbaşkanı adaylığında destekliyor. Evet. E, Tipte de destekliyor. Aa, o zaman niye 8'li demiyorsun? 8'li diyelim. Kaçtıysa. Hatta 17'li eee 17'li. Pardon 17'li. 7'li de değil. 17'li. 17 parti destekliyor yani bir art niyetle söylemiyorum bunu yanlış olmasın. 17'li ittifak yani 17 parti destekliyor. Hala gidemediler Antikabir'e. Öbürü de gidemedi. Erdoğan da gidemedi. Hüda para alsın gitsin. Gitsin. <laughs> Hüda para alsın gitsin. Sizin ee, peki bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız sosyal medya hesabınızdan. Orada diyorsunuz ki e hatırı do sayılır dostları araya sokarak bazı teklifler <laughs> yapılıyormuş gibi yapıldı dediniz. Evet doğru söylüyorum. Ne demek o? Ya <laughs> e, CHP'nin neden 70 yıldır iktidar olmadığını şimdi anlıyorum. 70-80 yaşında değerli abilerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler o dönemde. Nokta. Bu kadar. Sizi aradım. Mektup adrese gider sizi aradılar. Yani gidip basın açıklama yapmaları, ben de Muharrem İnce ile konuştum falan. Bunlar gereksiz işler. Değil? Şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Hikmet Çetinden bahsediyorsunuz. Yani çünkü isim, Hikmet Bey bunu açıkladı. Yani i̇sim an, falan vermeyeceğim. Siz, asla, sizler, ben Hikmet Bey'e bu benim sorunum değil diye bir laf söylemedim. Heh, çünkü onu asla öyle bir şey söylemedim. İzleyicilerimiz. Asla. Değil. Kendisine mesaj attım. Hı. Hmm. WhatsApp'tan yürüdüm yani gençlerin deyimiyle. Kendisine mesaj Yürümek başka bir şey. Öyle, öyle e, o çok yanlış anlaşıldı. gençler öyle anlıyorlar ya. Ama yürümek o değil. Hayır hayır. E, Tabi abimiz o ayrı mesele. Ya yazdım dedim ki abi ben sana dedim böyle bir şey dedim mi dedim ya. Cevap yazmadı bana. Asla öyle bir şey demedim onu söyleyeyim asla. Şimdi izleyicilerimiz Memleket nasıl benim sorunum olmaz? Neden bahsettiğinizi bilmiyor olabilir. Gündemi takip etmeyen özellikle genç izleyicilerimiz çok evet. var. Ee, Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, yöneticisi, çok kıymetli Beşiktaşlı'dır da ben de severim Hikmet Bey'i. Hikmet Bey bir açıklama yaptı dedi ki Muharrem Bey'le ben de konuştum bu süreçte. Muharrem Bey'e bu işi bizim bitirmemiz lazım ilk turda dedim. Muharrem Bey de o benim meselem değil diye açıklama yaptı. Siz de bunun üstüne yorum konuşuyorsunuz şu yani an. Ben bu benim meselem değil gibi bir laf etmedim. Dedim ki ya ben de bir şey konuşulan falan yok. Ee, birinci turda bu seçim bitmez. ikinci tura kalır bu seçim. Ee, ama birbirimizi incitmeyelim dedim. Birbirimize lazım oluruz dedim lazım oluruz yani ben ne e, Kemal Bey'i destekleyenlere bir laf edeyim ne de beni destekleyenlere bir laf edilsin lazım oluruz birbirimize ben ısrarla bunu söylüyorum. Yani e, Muharrem İnce'yi destekleyenlere memleket partisinin taraftarlarına gönül verenlerine hain sarayın adamı ya yapmayın böyle laflar sonra bunları bak ikna etmekte zorlanırız. Bey, bunu söylüyorum. Bizim programlara çok iyi olunsunuz seyredemiyorsunuzdur muhtemelen. Ben geçen hafta buraya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağbey'i aldım. Evet. Ondan önce Cumhur İttifakının çok önemli bileşenlerinden biri Fatih Erbakan'ı konuk aldım. Şimdi ben ikisine de konu size de geldi bir yerlerde. Genel siyaset ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini konuşuyoruz. Siz de bir adaysınız. Ee, sordum. Dediler ki mesela Fatih Bey'in söylediği size aktaracağım. Bilmiyorum belki denk gelmişsinizdir. Fatih Erbakan diyor ki Muharrem Bey'in Millet İttifakına katılmaması seçimi ya ikinci tura bırakır ya da ilk turda bizim Cumhur İttifakı'nın kazanmasına neden olur. Millet, Millet İttifakı'nın içinden de kendisine böyle tepki var. Tam yenecektik Tayyip Bey'i bu Muharrem İnce nereden çıktı diyorlar. Bu yüzden katılmaması bizim için çok iyi diyor. Bunu söyleyen Cumhur İttifakı'nın önemli bileşeni Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı. İki, AK Parti'nin çok önemli kurmaylarından Sayın Cumhurbaşkanı Hamza Dağ da diyor ki Yüzde %10 civarı bir oyu var Muharrem Bey'in bizim yaptığımız anketlerde diyor. Seçim sonuna kadar bunu korur mu bilmiyorum ama Şubattan sonra oyunun bu kadar artıyor olmasının nedeni Millet İttifakı'nın adayına olan tepki. Biz anketlerde de görüyoruz özellikle genç muhalif seçmen Millet İttifakı yerine ona oy veriyor. Bu benim yorumum değil, yaptığımız araştırmalardaki veriler bunu gösteriyor diyor. Şimdi Cumhur İttifakı'ndan gelen açıklamanın ben size özetini söyleyeyim mi? Muharrem Bey'in adaylığı bizim için şahane bir şey. Çünkü evet. Millet İttifakı'ndan oy alıyor. Biz onun sayesinde birinci turda seçimi kazanırız. İşte, en kötü ikinci turda kazanırız. Işte siyaset, ee, siyaset mühendisliği böyle bir şeydir. Aslında şunu demek istiyor. Muharrem İnce bu seçimi ikinci tura bıraktırıyor. Aday olmazsa aday olmazsa biz birinci turda alacağız. Bunu yıpratmamız lazım. Seçime bir hafta kala en fazla benimle AK Parti uğraşacak. Göreceksiniz bir hafta kala. Bakmayın şimdi böyle dediklerine. Bir hafta kala benimle uğraşı. Çünkü ben onlardan oy alıyorum. Kılıçdaroğlu alamıyor. Ben alıyorum onlardan oyu. Bu tam bir numaradır. Yani şu anda ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Ben ortada bir kesim var. Yeni gençler. Kılıçdaroğlu'na da Erdoğan'a da oy vermeyecek bir kitle var. Ben bunların oyunu alıyorum. Ben adaylıktan çekildiğimde bu oylar hurra Sayın Kılıçdaroğlu'na gidecek hali yok. Yok böyle bir dünya. Böyle bir dünya yok. Kasten yapıyorlar diyorsunuz. Kasten yapıyorlar. Bakın, yani milletimizin burada uyanık olmasını istiyorum. Son bir hafta göreceksiniz beni barajın altına düşürmek için Memleket Partisi'ni barajın altına düşürmek için AKP'nin saldırılarını göreceksiniz. Bunu göreceksiniz. Ne bekliyorlar peki şu an sizi? Diyorlar ki. Yani niye şimdi değil de bir hafta kala? Bir hafta kala. Taktik o. O bir taktik. Yani e, zaten öyledir. Bakın, küçük illerdeki seçimlerde falan mesela e, atıyorum AKP mi yarışıyorsunuz Yalova'da AKP'nin konumuna yakın bir siyasi partiyi desteklemeniz lazım ama eğer oradaki kişi sizin taraftan oyalıyorsa bazen öyle ilginç yerel tipler olur ben sadece solculardan oyalmıyorum ki ülkücülerden de oyalıyorum, kürtlerden de oyalıyorum, muhafazakarlardan da oyalıyorum ya Ortada kafası karışıklardan oyalıyorum, canı sıkılanlardan oyalıyorum, trafikte bekleyip e, morali bozulanlardan oyalıyorum, çocuğuna harçlık veremeyenlerden oyalıyorum, soğan fiyatına isyan edenlerden oyalıyorum, iktidardan bıkanlardan oyalıyorum, muhalefete kızanlardan oyalıyorum, özgürlük isteyenlerden oyalıyorum, elektrik faturasını ödeyemeyenlerden, kirasını ödeyemeyenlerden oyalıyorum. Ben bunlardan oyalıyorum, görüyorum ben bunu. Şimdi yapılacak iş şu. Ben Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Hiçbir itirazım yok buna. Bundan kurtulmalıyız. Onun için bu seçimin ikinci tura kalacağı da belli. Bu belli. Gelin birbirimizi incitmeyelim. İkinci tura kim kalırsa incitmezsek oyları diğer tarafa aktarmak kolay olur. Ama incitirsek, kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum. Yapmayın diyorum. Bunu ilk kez bu kadar net uzatıyorsunuz bu arada. Ama çok baksana arkadaş ya görüyorsun işte. Ya böyle bir saldırı olur mu yani? Ya bu bu inanın bana şimdi. T24'ü Cumhuriyeti bir günü böyle bir şey olabilir mi? Her gün. Bunların Halk TV'si. Türkiye, tamam Türkiye'nin Ayıp ya, ayıp. Yapmayın Muharrem Bey. Son yıllarda siz siyasetin içindesiniz. Bunların çok çok daha ağırlarını gördünüz. Arkadaş bak. O ben, zaman anlatayım bak. Dur şimdi. Yani bak, Bunları bir dakika. en azından bir dakika. haberleri silmişler, olmaz, 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 olmaz. Bak. Emine Erdoğan hediye etmiş bu jipi. Emekli fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'ye İnce'ye hediyesi. Ya bunu haber yapıyorlar utanmadan. Ya rezilliği görüyor musunuz? Bakın şimdi Bolu'ya gideceğim. Bolu valiliğinin açıklamasını taklit ediyorlar. Etkinlik iptal edilmiştir diye. Valilik açıklama yapıyor. Etkinlik iptal edilmedi diye. Bu sefer vay valilik seni destekliyor diyorlar. Bak devam ediyorum. Bak devam ediyorum. Şimdi bu adam CHP'den milletvekili aday adayı. Şimdi düzmece bir belge hazırlamış. Demiş ki Beykoz AKP ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye otobüs kaldırıyormuş. İmza için. Kendi hazırlamış bunu. Bunu paylaşıyor. Sonra bunu haber yapıyorlar. Adrese bakıyorsun şey yanlış. Seçim kurulunun yeri yanlış. Alttaki ama başka tweetten almış onu. Yani kendi hazırlamış değil ya mi? Ya arkadaş işte hazırlıyorlar. Bir yazıyor öbürü hazırlıyor. Beykoz AK Parti ilçe başkanlığı da dava açtı. Biz böyle bir şey yapmadık diye. Devam ediyorum. Yine başka bir iftira. AK Parti gençlik kolları Muharrem İnce'yi destekliyor mu? Şuraya bakın ya. Ya buna inanan insanda bir zeka kırıntısı var mıdır sizce? Bakın hain yazmasını bilmiyor. Hain yazıyor ye ile. Zır cahil bir adam bu. Zır cahil. Çok önemliymiş. Bu, bu para kaç kere geldi biliyor musunuz? Bu. 250 WhatsApp mesajı gelmiştir. Bu doğru mu diye. Ya böyle bir böyle bir dünya yok. 23 Mart Perşembe günü gece saat 3.40 askeri helikopterle saraya getirildi. CHP'nin genel merkezinden maaş alan troller yapıyor bunu. Nereden biliyorsunuz? Bunu? Biliyorum çok iyi biliyorum. CHP'nin genel merkezinden maaş Biliyorum. Biliyorum. Kişileri de biliyorum. Bakın bu fotoğraf ne zaman çekildi biliyor e, Kişileri biliyoruz? de biliyorsunuz <laughs> suç duyurusunda bulundu niye bulunmuyorsunuz? Ya arkadaş işte paravan bunlar. Hep troll bunlar. Suç duyurusunda bulundum tabii ki. Yani kişilerin adına? Ha, bu, bu kişilere bulunabiliyorum. Arkadaki patronlarına bulunamıyorum tabii ki. Patron gizli. Ama patronun kim olduğunu da biliyorum. Üç kişi. Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Kim? Kılıçdaroğlu'na söyledim. O ne dedi? İlgileneceğini söyledi. Şimdi bakın bu fotoğraf ne zaman çekildi? Edirne'de miting yaptım 2018'de. Evet. <laughs> Bütün Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. Bunları anlatmanıza gerek yok. Hayır o. bakın Harim bir mi? dakika. Ya şimdi bu fotoğrafı basıp <laughs> ya şu yazıyı yazıp binlerce yere dolaştırılıyor bu. Şimdi biraz önce söylediniz bunu anlattınız. Şeye geri dönebilir miyiz? Biraz önce sorduğum soruyu ve sizi çok Heh, önemli bir cevap Bir dakika veriyorsun. bir dakika bak buldum şimdi şeyi buldum. Bakın şimdi. Bu kadınlar hmm. Altındağ'ın bir mahallesinde, başörtülü, feraceli kardeşlerimiz. Bunlar geldiler partiye. Memleket Partisi'ne. Dediler ki biz senin partine üye olmak istiyoruz. Biz seni beğeniyoruz. Çok mutlu olurum dedim. Üye oldular. Sonra imza kampanyasına toplu bir otobüsle geldiler. Ellerinde Memleket Partisi bayrakları var. Bunu aldılar. Bunlar AK Partili değil, Memleket AK Parti, Partisi. Memleket değil. Parti'nin tamam. üyeleri. Bunu bir gün sonra bir gün sonra bu haberleri yapınca koca koca gazeteciler AK Partililer görüyor musunuz diye haber yaptı. Bir gün sonra bu kadınlar beni ziyarete geldi. Biz memleket partimiz. Biz memleket partimiz. Bunu mi? anladık Muharrem Bey. Şimdi ne olur programı böyle sürekli birilerinin attığı tweetleri göstererek hale çevirmeyelim. Siz Cumhurbaşkanı adaysınız. Benim size sormam gereken sorular var. Yani tweetler üzerinden konuşmayalım. Hayır tweetler Siz üzerinden zaten değil. söylediğiniz anlattınız. İftiralar üzerinden konuşuyoruz. Bak Anladın. bu da eşim Ülkü İnce'nin arabası. Bu eşim İnce, Ülkü İnce'nin arabası öyle jip bip değil. 2016 model bir öğretmenin kullanabileceği bir araba. Bu ift ben şeytan taşlamaktan tavaf yapamıyorum. E, dönebilir miyiz? Millet İttifakı'na biraz önce önemli bir çağrıda bulundunuz. Dediniz ki bu iş ikinci tura kalıyor. Birbirimizi kırmayalım, kutuplaşmayalım. Aynen. İkinci turda en azından bir arada olabileceğimiz bir iklimde devam edelim. Evet. Buradan devam eder misiniz? E, bakın tekrar söylüyorum bunu. Hala yapmamız gereken bir iş daha var. Sandık güvenliği. Hı. Bakın biz memleket partisi olarak sandıkta görevli bulunduramıyoruz. Bugün de herhalde seçim kurulu HDP ile Saadet Partisi'ni devre dışı bıraktı. Biz bulunduramıyoruz şundan. Son seçimde ilk beşe giren partiler bulundurabiliyor. Biz Bizim ilk seçimimiz olduğu için bizim böyle bir şansımız yok. Ama biz hazırız. CHP, e, CHP İYİ Parti hangisi sandıkta nerede eksikse, nerede eksiklerse bize bildirsinler. Ben memleket partisi üyelerini CHP kimliği taşımak şartıyla, İYİ Parti kimliği taşımak şartıyla oralara gözlemci vereceğiz. Söz bizim arkadaşlarımızı sandığa otursunlar. Bizim sandığa oturma hakkımız yok. Böyle bir kadromuz hazır, teşkilatımız hazır. Hazır, eksiklerine yardımcı olalım. Yardımcı olalım yani e, <laughs> desinler ki bize Kastamonu'da şurada eksiğimiz var, Siirt'te şurada eksiğimiz var, Muğla'da şurada eksiğimiz var, biz de katkı sağlayalım, derdim bu yani yarışalım yine yine yarışalım ama sandık güvenliği için birbirimize destek olalım nasıl bu kadar kendinizden eminsiniz, seçim ikinci tura kaldı diyorsunuz şu an, tabi kaldı canım hiç kaçarı yok, şu 35 küreyi değerlendirirsem ben kalacağım ikinci tura İkinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Bunu görüyorum ben. Sokakta görüyorum ben bunu. Yani bugün e, turizm fuarındaydık. Beylikdüzü'ndeydik. Ben bunu görüyorum. Gençlerle gençlerle birlikte yapacağız bunu. Buna inanıyorum ben. Hiçbir sıkıntı görmüyorum burada. Bakın. Tekrar geleceğim ilkeye. Bakın tekrar ülkeye geleceğim. Şimdi bu ülkede yapılan bir yanlış iş var. FETÖ ile mücadelede. <laughs> bu iktidarla bu muhalefetin birbirine ne kadar benzediğini anlatacağım şimdi size. İktidara göre ne zaman başlıyor FETÖ ile mücadele? Milat ne zaman? 17-25 Aralık. Değil mi? 17-25 Aralık'tan önce ne yaptıysan yap yanına kar kalıyor. 17-25 Aralık'tan sonra yaptıysan cezalandırılıyorsun. Bankasaya para yatırdıysan cezalandırılıyorsun. Param varsa FETÖ borsasından basıp parayı kurtuluyorsun. Ya da elebaşıysan yurt dışına kaçıp orada yaşıyorsun. Ama burada öğretmen, hemşire, garibansan bankasaya da para yatırdıysan canını yakıyorlar. Peki şimdi CHP ne yapıyor bakın? Benim eski partim ne yapıyor? Diyor ki, onlar da bir milat kurmuşlar. Babacan'a, Davutoğlu'na diyorlar ki AKP'den istifa ettiğin tarihten itibaren alırız milatı. Niye? E Babacan'ı Cumhurbaşkanı yarın bir şey yapacak. Ya Babacan AKP'deyken Sayın Kılıçdaroğlu'nun demeci var. Seni Yüce Divan'a göndereceğiz diye. Bu özelleştirmelerde onun payı var. Türk Telekom'da onun payı var. Kılıçdaroğlu Babacan'a Yüce Divan'a gönderecek mi göndermeyecek mi? Gönderecekse neden Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor? Göndermeyecekse AKP'den istifa ettikleri tarihten itibaren baz alacağız. Erdoğan'ı da aklayacak mıyız 2002'den bu yana? Davutoğlu'nu Davutoğlu'nu Suriyelilerin hesabını soracak mıyız sormayacak mıyız? Memleket Partisi'ne sorarsan biz soracağız. Biz soracağız hesap. Yüce divansa yüce divan. Hesap sormaksa hesap sormak. Peki bir sorum daha var şimdi. Sıkı durum bu soru çok önemli. Sadullah Ergin nereden aday? Ankara. Çankaya'dan. Cumhuriyetin kalbine hançer. Atatürk'ün Çankaya'sına hançer. Peki Sadullah Ergin kim? Ali Dibocu. Sadullah Ergin kim? Yargı FETÖ'ye teslim edilirken Adalet Bakanı. Sadullah Ergin kim? Silivri'de e, komutanlara kumpas kurulurken, Balyoz Ergenekon davasında yargıyı fetöye teslim eden adalet bakın. Ya utanma da kalkmış artık. Size bir şey sorayım. Peki mi? bir şey bak, şurayı sorayım siz ondan sonra sorun. Peki şimdi milletvekili yapıyorlar Sadullah Ergin'i. Peki seçilirse geçmişe dönük fetöcülerden hesap sorarken. Sadullah Ergin'den hesap sorulacak mı sorulmayacak mı? Biz soracağız. <laughs> Yargıyı niye FETÖ'ye teslim ettin diye. Ya Kılıçdaroğlu aynı AKP'nin yaptığını yapıyor. AKP'de ne rezillik yaparsan yap önemli değil. İstifa ettiğin tarihte miladı başlatıyor. Ondan sonra işimize bakalım. Muharrem Bey mesela bu Sadullah Bey konusunda ben de sizinle hemfikirim ama bir de şöyle bir şey yok mu? Çokça eleştirildiğiniz bir konuda şu. Bu programa mesela örnek vereyim. 40 dakikadır, 45 dakikadır yapıyoruz. Yarım saatlik sürenin içinde yani 45 dakikanın yarım saatinde CHP, CHP işte muhalif medya ve muhalefeti eleştiriyoruz. Hem soruyu soruyorsun görüşmelerde ne oldu diye sonra da onu soruyorsun. O zaman öbür tarafa geçiyorum. Durun geçmeyin. O, bir dakika şimdi. Madem benim sorularıma Hayır, cevap ben sorayım benim sorularımı. O ediyorum. zaman sorunu değiştir. Ya benim... Hem sorunu CHP soruyorsun, hem sonra CHP ben, diyorsun. Ama şimdi ben bak, size sadece şunu sordum. Dedim neyi ki size. Size bir teklif geldi mi diye bir sordum. Dakika. Siz oradan şeyleri çıkardınız. Bir Twitter'dan çıkardınız. Gel Erdoğan'a. Bak Erdoğan'a gel. Hep Erdoğan konuşacağım. Öyle yok. Bu çok klasik. Klasik bir iş yani. Buradan geçelim. Şimdi Erdoğan şimdi dedi klasik ki klasik bir iş anlamadım bir dakika. E, ya CHP eleştirmiyorum tamam bıraktım. Bunu ilk kez benden duymuyorsunuzdur. Hayır, klasik dedim işte Hı. onun için. Sizden duysaydım klasik olmazdı zaten. Şimdi Erdoğan'ın vaatleri vardı değil mi? Erdoğan'ın vaatleri neydi? 2023 yılında 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Kişi başı 25 bin dolar olacaktı. İlk 10 ekonomi arasına girecektik. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. İki gün önce çıktı Erdoğan. Bakın 2011'de söyledi bunları. 21 sene geçmiş 2002'den bu yana. 2023 hedeflerinin hiçbirini tutturamamış. 2 trilyon dolar olmamış. 1 trilyon dolar bile yok. 25 bin dolar olmamış. 8 bin dolar. <laughs> İlk 10 ekonomiyi bıraktık. 23'e düştük. 20'den 23'e düştük. 17'den 23'e düştük. 500 milyar dolar ihracat yok. 250 milyar dolar ihracat var. 2 gün önce 2028 vaatlerini açıkladı. İki gün önce. 16 bin dolar olacakmış. Ya sen 2011'de 25 bin dolar diyordun. 2023'e geldin. 16 bin dolar diyorsun 2028 için. Ee, ne olacakmış başka? İhracat 400 milyar dolar olacakmış 2028'de. Ya 2023'te 500 olacaktı revize etti. Aşağı düşürdü. Milli gelir 1,5 trilyon dolar olacakmış. Ya daha önce 2023'te 2 trilyon dolar olacaktı. Şimdi 2028'de 1,5 trilyon dolar diyorsun. Yani Erdoğan 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Erdoğan artık Türkiye'de vaatte bulunamaz. 21 yılın sonunda artık 2058-2071 bir vaatte bulunamaz. Erdoğan'ın bu saatten sonra yapacağı en güzel iş torunlarını bakmak olur. Ya 21 yılda bunları gerçekleştiremeyen bir insanın neyini gerçekleştireceğine inanacağız. Yani ortak aklı yitirmiş, hukuka inanmıyor, bilime inanmıyor. Geçen gün bir tartışmalı konu geçiyor aralarında. Efendim diyorlar danışmanlara soralım. Ya neden danışmanlara soralım diyor, bizim aklımız yok mu diyor. Bu noktaya gelmiş birisi. Size kim anlatıyor bunu? O çevrelerden birisi. O çevrelerden bir network'ünüz var demek ki. E ya herkesin her çevreden olur. Onlar da bizim çevremizden alır. Bu tür... Siz çünkü yani CHP eski <laughs> grup başkan vekilisiniz, cumhurbaşkanı adaysınız. Yani siz e, memleket partisine kadar ana muhalefet partisinin önemli isimlerinden birisiniz. Şimdi siyasette bir parti diğer partinin yakınlarından bilgi alınır. Hmm. <laughs> Bu bilgi hep alınır yani. Gazeteciler almaz mı kulis haberleri? Ama biz gazeteciyiz, bir siyasetçi değiliz ki biz her yerden alırız tabii. Ya bir biz de alırız yani. Siyasetçiler de alır. Sayın Cumhurbaşkanı duyarsa kızar buna. Şu kendi ekibinden birilerinin dışarı bir haber ee, sızdırdığını duyarsa. Ben de kızsın diye söylüyorum zaten. Öyle mi? Ee, yani bu bilgi doğru olmasa söylemem zaten. Bu bilgi doğru ki. Doğru ki söylüyorum. Ee, ben Cumhurbaşkanı olacağım. Ben Cumhurbaşkanı olamazsam kim olursa olsun mu diyorsunuz? Hayır öyle bir şey demiyorum. Ne diyorsunuz? Hayır Erdoğan gitmeli diyorum birincisi. Birincisi Erdoğan gitmeli. Ben olmasam da mı? E, ben olmasam da gitmeli. Evet, Erdoğan gitmeli. Erdoğan yeter artık. Yorgun ve memleketi bir uçurumun başına getirdi. Yani bakın Merkez Bankası'nın rezervlerini sıfırladı. Bizi borca batırdı. Eğitimi çökertti. Tarımı çökertti. Sokakları mülteci doldurdu. Yargıyı teslim aldı meclisin itibarını düşürdü. Türkiye'de özgürlükleri kısıtladı. Türkiye'de gençler terk etmeye başladı. Hekimler memleketi terk ediyor. Mühendisler terk ediyor. Mühendisler. Hep hekimleri konuşuyoruz. Mühendisler de var. Yani Hollanda'da bir şirkette 600 mühendis çalışıyor. Ottü <laughs> mezunu, Boğaziçi mezunu, İTÜ mezunu <laughs> pek çok gencimiz terk etmiş memleketi. Gidiyor. Bu çocukları geri getirmemiz lazım Bu Çocuklara umut vermemiz lazım Umutlarını tazelememiz lazım Erdoğan olduğu sürece Bunlar geri gelmeyecek Erdoğan gitmeli ha, Ben diyorum ki Ben seçilirsem Ben gelecek vaat ederim Ben dağın arkasını gösteririm Nanoteknoloji derim Kuantum derim Uzay madenciliği derim Yüksek teknoloji derim Nitelikli eğitim derim ben bunları söyleyeceğim. Füzyon derim. Füzyonu konuşmak istiyorum. Yani 1945'te uranyumu parçaladılar, atom bombası elde ettiler. Füzyon. Şimdi de füzyon gündemde. Yüksek sıcaklık altında hidrojen atomlarının birleşerek helyum oluşturması. Bunu deneyin yaptılar. 100 enerji verdiler, 120 birim enerji elde ettiler. Yani burada enerjiyi çok ucuza getirecekler 5-10 yıl içerisinde. Biz bu teknolojiyi yakalayamazsak enerjiyi çok pahalı üreteceğiz. Öyle bir kadronuz var mı Muharrem Bey? Biz sizden başka kimseyi tanımıyoruz. Mesela bahsettiğiniz artık dünyanın konuştuğu teknolojileri Türkiye'nin de gündemine getirecek bir kadronuz ne bileyim kim var? Bize bir iki isim söyleseniz mesela işte fizyondan, nanoteknolojiden, bahsettiğiniz kuantum dünyasından evet. bunları Türkiye'nin günceline ülkenin yönetimine getirecek hangi bilim insanlarıyla hangi kadrolarla çalışıyorsunuz? Peki ben bu ülkenin e, en önemli sorunu, beka sorunu depremdir diye benden başka söyleyen var mı bunu? Yani şöyle, evet Şubat'taki seçim, yani depremdeki varlığınızı bütün Türkiye. Hayır, hayır, var. hayır, benden depremden önce. Depremden Hı. önce daha 2-3 sene önce. En önemli beka problemimiz deprem. Bütün Türkiye bunu izledi. Peki ben bunu falcılara mı sordum? Astrologlar mı söyledi bana bunu? Demek ki yanımda kadrolar var. Peki Erdoğan bir daha seçilirse dolar 8-10 lira olur dediğimde falcılar mı vardı yanımda? Falcılar mı var yanımda? Peki bir şey daha söyleyeceğim. Bu ülkenin yakında bir su problemi var. Bu ülkenin gıda problemi var deyip rapor hazırlayıp bu raporu 19 partiye gönderdiğimde <laughs> ben bunu kendi kafamdan mı yazdım? Kendi kafamdan mı yazdım? Hayır. Ankara Üniversitesi'nde tarım profesörü. İstanbul'da birinci sıradan aday. İstanbul'da birinci sıradan aday. inşaat mühendisi doktor. Birinci sıradan aday. Ankara'da Çankaya bölgesinden Mülkiye'de profesör. İzmir'de enerji konusunda uzman birinci sıradan aday. ikinci sıradaki de enerji konusunda uzman. Türkiye'nin pek çok yerinde böyle arkadaşlarımız var. Ha bunlar tanınmıyor diye. Yeterince hatırlayın Özal'ın ilk Yok canım, bin, Ben bilim insanının şöhretinden evet. falan meraklı değilim. Hayır, Kadronuzda bunlar var mı? Var Şimdi, tabii ki. Bunlar. Anlatın diye soruyoruz. Yoksa hayır var tabii ki. Şöhreti beni ilgilendirmiyor yani. <laughs> yani. Bilimsel şöhreti bizi ilgilendiriyor. Yoksa siyaset bilimci, profesör, Çankaya'da milletvekili adayı. Dördüncü sırada. Karşısında Ali Dibo var. Yani bunlar bunlar olmasa ben bunu nasıl yaparım? Ben bu hazırlıkları nasıl yapıyorum Candaş Bey? Kim istiyorsa karşıma çıksın. Gelsin tartışalım. Hangi konuda istiyorsa. Ben şu anda şu anda partide 30-40 tane genç var. Çalışıyorlar gönüllü, ücretsiz. Türkiye'de hangi konuda bilgi istersem, Hangi konuda bilgi istersen. Ben öğrenmeye açık birisiyim. Bilime inanan birisiyim. Naci Görür'e Müsfette dedi. Erdoğan ben Naci Görür'ü gittim evinin yanında ziyaret ettim. Bana lütfen dedim anlatın hocam dedim şunu. Sizden öğrenmek istiyorum dedim. Erdoğan Naci Görür gibi bu ülkenin on numara bir profesörüne hocasına onu dedi. Ben seçilirsem evine gideceğim. Ondan bilgi almak için. Çankaya Köşkü'nde de ağırlayacağım. Türkiye'de Türkiye'de bu kadrolar var. Ben bunları tanıyorum. Ben 20 yıl önce, 21 yıl önce milletvekili oldum. Kamuda çalışanlar var. Yani AKP döneminde kamuda çalışıyor diye kenara mı atacağız bunları? Siz şey demiştiniz seçime çok kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı yardımcımı açıklayacağım. Onu 2018'de söyledi. Öyle mi? Evet. E, şimdi mesela kafanızda bir cumhurbaşkanı yardımcısı var mı? Açıklayabiliriz. Bilmiyorum. Şu anda daha onu düşünmedim. Nasıl bir profil Aman, var? Üç yani... 300 kişilik kadro hazır. 300 kişi. Bakanlar kurulu dahil. Tabii bakanlar kurulu, İstanbul valisi, Ankara valisi, onlar kafamda hazır. Başka kimler e var? EPDK'ya, BDDK'ya. Bakın şimdi, bunların bir kısmı şu anda partinin yöneticisi. Hepsini memleket partilerden yapacak mısın? Hayır, tabii ki değil. Zaten en şanslı olan benim. Ne gibi? İşte Naci Hoca'yı söylediniz. Naci Hoca... Ya teklif edeceğim. Gel afetlerle ilgili bir yere diyeceğim. Önce seçileyim pazar günü. Bakanlar kurulu daha sonra. Önce seçileceksin. Seçilmeden ne teklifi yapıyorsun? Pazartesi günü teklif edersin. Pazar dediğin ikinci seçimden bahsediyoruz. Birinci turda seçilmediniz sizin de artık kesin her... pa pazar günü olacak pazar. ya He, Bir şekilde pazar. Pazar, pazar. olacak yani. <laughs> Şimdi bakın bu kadroları Yeteri kadar konuştuğunuzu düşünüyor musunuz? Yani şu çok sürekli kafa yoruyorum bunlara ben. Ben bunlara sürekli kafa yoruyorum. Kim bu işte? Mesela bir arkadaşımız ya kim var diyorum. Mesela İyi Parti'nin içinde diyorum. Bu bu konudan anlayan kim var? CHP'yi biliyorum zaten. Soruyorum yani. AKP'nin içinde diyorum. Temiz kalmış. Bu işlerden anlayan kim var? Araştırıyorum bunların hepsi benim. Ben 2018'de aday olmuş birisiyim. Oradan da alırım diyor musunuz yani? Alırım tabii neden almayayım? Bu memleketin evladı değil mi bunlar? Yetenekliyse, liyakatlıysa neden almayayım? Milli takım kuracağım ben. Ben milli takım teknik direktörü olacağım. Yani e, 13 tane, mesela 13 bakan atayacağım. Hazırlıklarım tamam. Şu anda 17 bakan var. E, i̇şte 20 küsüre çıkaracak herhalde Kılıçdaroğlu öyle diyor. Ben 13'e düşüreceğim. 13 bakanla yöneteceğim. 13 kurulu olacak. 7'şer kişiden 40 kişilik de bir Kırklar Meclisi oluşturacağım. 40 kişilik. Aksaçlılardan. Her görüşler insan olacak. Onlar danışma kurulu üyesi yapacaklar. <laughs> Maaş olmayacak. Aksaçlılardan mı? Aksaçlılardan. Oyu gençlerden alıp Aksaçlılara iktidar vermek biraz tuhaf olacak. İktidar mi? vermeyeceğim. Onların oy hakkı yok. Onlar danışma kurulunda olacaklar. Görüş bildirecekler. Beni yönlendirecekler. Görüşlerini dinleyeceğim. Mesela uçak masraflarını devlet karşılayacak. Yemek yatak masraflarını, masraflarını devlet evinden alacak. Uçağa bindirecek, getirecek Çankaya Köşkü'ne. Ayda bir bunlarla toplantı yapacağım. Memleketin selameti için. Siz de mi külliyeyi kullanmıyorsunuz? Hayır kullanmayacağım. Ne Ora, yapacaksınız? Orayı o? üniversite sınavında ilk bine giren çocuklara vereceğim. Arge merkezi yapacağım. Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim. Hayır kula mı? Ben kendi dairemde otururum. Zaten 14 Hı. sene sonra zar zor bir daire aldım. 14 sene kira da Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum. Devam edecek. GABBA Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum devam ediyor. Ee, size 7 kişilik Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylığına itiraz ediyorsunuz ama 40 kişilik danışma kurulu da bununla aynı şey olmuyor mu diye. Hayır bir, değil var. Bu yani... bir istişare kurulu, danışma kurulu. Ücreti yok, bir şeyi yok. Yaptırımı yok, imzası yok. Sadece e, me memleketin geleceği için görüşlerini bildirecekler orada. Çelişiyor muyuz, çelişmiyor muyuz? Bunu yapacaklar. Hiçbir problem ee, yok. Bir hesap galiba sizin gösterdiğiniz hesaplardan biri demiş ki e, gösterdiği tweetlerin şaka olduğu çok açık. Kendisini sosyal medya okur yazarlığı yok. Ya da amacı e, mağdur etmek kendini cevap hakkımı kullanmak istedim. tv yüzü aradım. Şey yapmadılar demiş geri dönüş. Hangisiymiş acaba? E, Libertian oldu evet. mu? Niye? E, o Onu... gibi. OGP... O jipi Ülkü İncel'indir diye yazmaya utanmamış mı? İşte diyor ki bu şaka olduğu çok açık. Olur mu öyle şaka? Bütün bütün Türkiye onu gö gösteriyor. Şaka yapmış öyle mi? Cevabını buradan ileteyim de. Yani, benim böyle şaka olur mu? Verdiği cevabı da Şakaymış. aynı şekilde iletmiş Her tarafa oluyor. yayıyorlar 10 milyon dolarlık jip deyip Ülkü İnce'nin eşi Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'nin jipi deyip yazıyor. Şaka yapmış. Evet. Utanmadan bir de şaka yaptım diyor. Siz bu... Kemal Bey'e karşı bir daha aday olmayacağını söylediğiniz video ile şimdi ilgili. Hayır, şimdi Programı kapatırken parayı soracaktınız. Müsaade edin ama program ben yapıyorum ama hayır, o kadar da hayır. hani ne, ne zaman sorulacağını siz karar vermeyin. Programı kapatırken soracağım. Ya Muharrem Bey müsaade edin soruları Kemal ben sorayım. E karşı ben CHP genel başkanı. Soruyu daha sormadım ki. Hayır CHP genel başkanı adayı olmayacağım dedim. Ben CHP genel başkanlığına aday değilim. Cumhurbaşkanlığına Orada konu cumhurbaşkanlığıydı ama. Hayır değildi. Fatih Portakal'ın sorusundan Hayır bahsedin. efendim o zaman ben cumhurbaşkanı adayıydım zaten. Ama orada bir ilkesel duruş yok mu sizce söylemenizde? CHP genel başkanlığı için geçerliydi. O ikisi farklı. Peki. E ee, sizin burada e Tam da ben mı? sizi tabii yönlendirmeye çalışmıyorum. Programı kapatırken <laughs> para işini soracağım dediğiniz için ben de hazırlığımı yaptım. Yok soracağım olmuş. gerçekten soracağım. Hadi tamam. Hatırınız kalmaz soruyorum. Zaten bu gerçekten soracaktım da izleyicilerden gelen sorular da var. İzninizle tamam. onları da sormak tamam. istiyorum. Soru. Soruyu sadece ben soruyor olmayayım. Birçok insanın da size sorusu var. Ee, sorayım. Sizin Sor. parti sözcünüzün hükümete çok yakın bir müteahhit firmada çalıştığı iddia edildi. Evet. Sonra hanımefendi kabul etti. Orada çalıştığını, profesyonel olduğunu, liyakat sahibi biri evet. olduğunu söyledi. Ee, aslında burada herkesin merak ettiği şey şu. Yani evet. o e, beyefendinin nerede çalıştığı çalışmadan önce iktidara evet. yakın bu firmadan bu şirketten oranın sahibinden evet. partinize bir maddi bağış size bir bağış yapıldı mı? Böyle bir destek asla, aldınız mı? Asla bir lira bile öyle bir şey yok. Ee, İpek Hanım kendi maaşından bir aidat ödüyor. Biz partide 60 parti meclis üyesi bir aidat ödüyoruz. Arkadaşımızın ödediği parayı da söyleyeyim. Aylık 1500 lira. Bütün bilgileri de burada iki buçuk senedir bütün ödediklerini herkese isteyen mali müşavir, isteyen muhasebeci gelir. Memleket Partisi'nin bütün hesaplarını açarım. Ben özel bir bilgiyi de aktardım burada ama mecbur kaldığım için aktardım. 500 liradan 15 bin liraya kadar aidat ödeyen 60 kişi var. Biz iki buçuk senedir partiyi bu şekilde yürütüyoruz. Masraflarımızı böyle karşılıyoruz. İl binalarımıza para vermiyoruz çünkü paramız yok. İşte Adıyaman il binamız. Adıyaman il binamız bu. Nasıl gösteriyorum kameraya? Görüyor kamera görür onu. Siz şey yapın arkadaşlar seçer. Şöyle evet. Ha. Şöyle bak. Sıvası bile yok. Bu da Deva Partisi'ninki Buna hiç sormuyorlar. İlçe binası. Şimdi bakın anlatayım. Biz illere, ilçelere 1 lira para göndermedik. Herkes oradaki üyelerden aidat alıyor. İli ilçe yönetiyor. Biz 60 parti meclis üyesi aidatımızı ödeyerek 8 çalışanımız var. Genel merkezde 8 çalışan var. 30 civarında gönüllümüz var. Biz gençlerin desteklediği bir parti olduğumuz için çok çabuk organize oluyoruz. Yarın Anıtkabir'e gidelim diyoruz. Miting oluyor Anıtkabir. Öbür gün Bolu'ya gidelim diyoruz. Miting oluyor. Hep gençler var çünkü. Şimdi gelelim İpek Hoca'nın eşine. Evet eşi orada bir tepe yöneticisi değil. CEO değil. Eşi sermayedar değil, ortağı değil. Ücretli bir çalışan. O şirkette 24 bin çalışan var. O şirkette benim bir arkadaşım var. Fanatik CHP'li. Fanatik CHP'li. Bana oy vereceksin bu sefer dedim. Düşünürüm dedi sana dedi. O, o şirkette AKP'li var, CHP'li var, memleket partili var, MHP'li var, HDP'li var. Yani bir çalışan üzerinden bu ayıp. Şimdi gelelim bu şirkete. Madem şirketi konuşuyoruz. Bu şirket Dudullu Bostancı metrosunu yani ben bunları açıklamak istemezdim. Ama çok istiyorlarsa açıklayayım. Dudullu Bostancı metrosunu yapmış. Peki açılışını kim yapmış? Sayın Kılıçdaroğlu yapmış. Bak ihale var burada, para var. Ya yani eğer para bu iftirayı atanlar, bu iftirayı atanlar FETÖ'cüler. FETÖ'cülerden alıp bize saldıranlar CHP'liler. Eski arkadaşlarım, ayıp oluyor. Bir mühendis üzerinden bu olmaz. Eğer yapacaksanız bak bu şirketin İstanbul Belediyesi'ne yaptığı metronun açılışını Kemal Bey yapmış. Yadırgıyor musun? Yadırgamıyorum. Ya hiç yadırgamıyorum. Yanlış bulmuyorum ben. Arkadaşımıza iftira attıkları için açıklıyorum. Devam ediyorum. İstanbul Havalimanı'nın kazan kişi, kazan şirket. Bak CHP'liler protesto etmişler. Etiler polis meslek yüksek okulunun arazisi. Peki Sayın Kılıçdaroğlu açıklama yapmış. Bu şirket ne demiş, özel ilgi göstereceğim demiş İstanbul Havalimanı yok ettiği için. Peki buraya ne olmuş sonra? Ne olmuş? Buranın ihalesini bu şirket almış. Bir şey dedik mi? Ha, şimdi sorun nerede? Bak burada Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Ali Diboculardan diyor bakan değil milletvekili bile olmaz. Sadullah Ergin için söylüyorum. Arkasındaki fotoğraftaki de benim. Kişi de benim. Grup başkan vekiliyim o zaman. Ben bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Ali Diboculardan milletvekili olmaz diyen Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Yanındayım. Ama şimdi bu Ali Dibocu'yu aldı. Çankaya dördüncü sıraya koydu. Şimdi bunu kapatmak için İpek Hoca'ya ve eşine laf söylüyorlar. Ben arkadaşımın arkasındayım. Eşi orada çalışan maaşlı bir mühendistir. İlla para ilişkisi arıyorlarsa, ihale arıyorlarsa ihaleler, açılışlar buradadır. Arkadaşımız da bana söyledi eşim burada çalışıyor diye. Ben de daha önce söylemişti. Hiçbir sıkıntı yok dedim. Ekmek parası çoluk çocuğunun rızkını nereden kazanacak? Yani ben ben bir param olsa televizyon kanalı kursam, siz işsiz olsanız, işe ihtiyacınız olsa benim siyasi görüşüme mi bakarsınız önce? Önce ekmek parasına bakarsınız. Yani siyasi görüşünüze de bakarım da. Bakarsın zaten. elbet ama iş, işe bakarsın. E bu arkadaşımız İpek Hanım'ın eşi daha önce de Borusan'da çalışmış. Yıllarca Borusan'da çalışmış. Ayrılmış öyle yarın ayrılır başka bir şirkete girer. Bunlar yakışıksız şeylerdir. Ali Diboyu Memleket Partisi'nin sözcüsünün Eşi üzerinden kapatamazdır. Partinize çok büyük bir bağış var mı yapılan bu dönemde? E var. Bir iş insanından? Var. Kim bu söyleyecek misiniz? 55 bin lira var. En büyüğü. 55 bin TL. Evet. Bak Candaş Bey. Bak çok netim. Bak Türkiye'de bunu kim diyebilir? Bak söylüyorum. Ben partinin bütün hesabını şurada görüyorum. Bu eski model cep telefonda. Ben her gün sabah bakıyorum. Şu anda Cumhurbaşkanlığı hesabında biriken para 2 milyona yakın. Bu partinin hesabı değil mi? Cumhurbaşkanlığı hesabı. Hmm. Benim adım hmm. açılır. 2 milyon liraya yakın para var. Bu arada da vatandaşlarımızdan katkı bekliyorum. Bu arada bir iddia daha var. Onu da sorayım bununla ilgili. Yanlış evet. hatırlamıyorsam Sevilay mı yazdı? Evet. Ben Sevilay yazdı hatırlıyorum. Sevilay ee... yükselir mi? Sevilay Yılmaz mı? Yılman. Hangi saçlı? Yani saçını değiştirdi, soyadını diye Yani A haberde yazan bir Sevilay Yükselir vardı. Sonra saçını değiştirdi, soyadını değiştirdi. Şimdi solcu oldu. Hangisi? Yok Sevilay yani bu sizin yorumunuz da. Yani? Ben bunun içerisinde geçen Sevilay bizim arkadaşımız gazeteci evet. Sevilay evet. Yılman. Ee, onun yazdığı bir haber hatırlamıyorsam. Evet. Partiye toplanılan yani paraları İş Bankası'nda hatta bir şubenin evet. adında falan da veriyor. Evet. Sizin şahsi hesabınıza topladığınıza dair bir iddia gündeme geldi. Evet. Ee, buna bir cevap verecek misiniz? Hayır bak burada isteyen muhasebeci yanına alır. Tamam mı? İsteyen mali müşaviri yanına alır. Memleket Partisi'nin hesabı da burada. Üç kişi görebiliyor. Partinin genel sekreteri, partinin genel saymanı ve ben. Ve ben. Her şey çekilen her para, kasadan çekilen her para benim el yazımla çekiliyor. Hepsi bankada saklı. Hepsi bankada saklı. İki buçuk yıldır devam eden hepsi. Ben bu tür ahlaksızlıkları yapacaklarını bildiğim için Bunları bildiğim için arkadaşlar her şey kurallara uygun olacak dedim. Her şey. Hepsi el yazımla imzalıdır. Hepsi. Ne kadar lazım? 150 bin lira. 150 bin lira. Hatta bir banka personeline el yazımla gönderiyorum. Ben el yazımla imzalıyorum. Banka personeli arıyor beni partinin e, muhasebecisi gittiğinde. Başkanım diyor daha başkanım der demez. 120 bin lira diyorum. Tamam diyor. Ödemeyi yapıyorlar. Hepsi kayıt altında. Bunları belki de şey yapsanız çok daha iyi olmaz mı? Yani halkın da denetleyebileceği bir sosyal medya şimdi, üzerinden bak internet üzerinden Hayır, ne geldi, nereye gitti? Ya yapacağız şu seçimi bir çıkalım. Bununla mı uğraşacağım şimdi? Seçimden bir çıkalım. Seçimden çıkalım ondan sonra yaparız. Harcama yapıyoruz. Hala para geliyor, para harcıyoruz, bayrak yaptırıyoruz. Bak söylüyorum. Mali müşavirler odasına sesleniyorum. Bizi denetleyebilirsiniz. Açığız. Açığız gelin. Ben buradan göreyim. Şimdi program bitince ben size göstereceğim. Buradan diyeceğim ki bak şu hesapta şu kadar var. Bu hesapta bu kadar var. Program bitince göstereyim. Şimdi zamanınızı almazsa açayım telefonu. Açayım yani. Ee, Sorun yok. Şeye kızıyor musunuz Muharrem Bey? Amaç seçimi kazanmak değil, muhalefete seçimi kaybettirmek diye yazanlara Ya böyle bir şey olamaz. Kızıyor musunuz bunlara? kızmıyorum. Anlamaya çalışıyorum onları. Ama doğru düşünmediklerini biliyorum. Şimdi bakın e... neden sizce bu kadar insan özellikle muhalif görüşlü bu kadar insan hı hı. size böyle hep birlikte adaylıktan çekil hı hı. E, muhalefet bloğuna kaybettireceksin bu görüşü paylaşıyorlar. mi yani yanılıyor. yani? Peki Mustafa Kemal Paşa 1919'da Samsun'a çıkarken halktaki genel görüş Kuvayi Milliye direnme, Kurtuluş Savaşı mıydı, manda mıydı? Hangisiydi? Mandaydı. Kimse kurtuluş savaşını düşünmüyordu. Daha orduları da almıştı, tersanelerine girilmişti. Fabrikalarının bacası tütmüyordu, fabrikası yoktu. Donanması yoktu, askeri yoktu, ordusu yoktu. Ordu yoksa kurulur dedi. Para yoksa bulunur dedi. Eğer milleti dinleseydi orada bu cumhuriyeti kurtaramazdı ya. 1970'li yıllarda ecevit hükümeti kurduğunda kuramıyor hükümeti 11 eksik kalıyor. 11 milletvekilini transfer ediyorlar Adalet Partisi'nden. 11 milletvekilinin hepsine bakanlık veriyorlar. O arada CHP örgütü kaynıyor. Bütün örgüt genel merkeze mektup yazıyor. Rahmetli Ali Topuz'dan dinledim bunu. Herkes mektup yazıyor. Ne edin edin 11 milletvekilini transfer edin. Yeter ki Demirel'den kurtulalım. Mektupların içine para koyuyorlar. Transfer edin diyorlar ya. Dinlemiyorlar hiçbir şey. Ve parti yönetimi pes ediyor. Transfer ediyorlar 11 milletvekili. Sonra rüşvet, yolsuzluk bir patlıyor ortalık 3-5 ay sonra. Dağılıyor CHP, güven oyu alamıyor. Aynı transfer edin diyen insanlar bu sefer aykırı mektup yazıyorlar genel merkeze. Ya diyorlar ki siz istediniz bunu yapmamızı. Millet diyor ki, parti örgütü diyor ki biz isteyebiliriz. Siz yapmayacaksınız. Yöneten sizsiniz. Yani ben doğru düşünmediklerini düşünüyorum. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı, gizli ortaklar, 17 parti, iki belediye başkanı. Ya bu yapı yürümez. Bakın şimdi örnek vereyim. Öteki yapı yürür mü? Öteki yapı batırdı memleketi zaten. Erdoğan batırdı memleketi zaten. Erdoğan'ı konuşmuyorum hiç. Belki de muhalefeti eleştirmemizin nedeni o. Erdoğan'dan hiç umudum yok. Erdoğan'dan trilyonda bir umudum yok. Kemal Bey'den kaçta kaç umudunuz var? Onun da yürümeyeceğini düşünüyorum. Kemal Bey için trilyonda bir umudum yok de demiyorum. Ne diyorsunuz? Yürütemez diyorum, yürümez diyorum. Millet kandırmasın birbirini. Erdoğan'dan bıktıkları için buna evet diyorlar. Ya Sadullah Ergin'in Çankaya'dan milletvekili olduğu yer yürür mü arkadaş ya? Siz... Ya Yüksel Taşkın İzmir birinci bir sıra olur mu? Kemalizm ırkçılıktır demiş. En büyük Atatürkçü kent olan İzmir'in başına getiriyorsun ya. Hançer saplıyorsun ya. Sizin için artık ittifaka katılma defteri kapandı mı? Ben artık seçime i̇ttifak mi İttifak diye bir şey yok artık. Yani millet ittifakına Hayır, katılma. Bitti ya ne ittifak? Siz artık seçime. Bu iş tabii. bitti benim için diyorsunuz. Efendim bu ya Bir daha bu hiçbir bitir. ihtimalle bu işi düşünmem konuşmam. Tabii ki bitti. İmzalar toplanmış kampanyamızı yapıyoruz. Ben geziyorum. İkinci tura kalacak. Ben kalacağım diyorum. İkinci turda alacağım diyorum. Kalamadım. O zaman konuşuruz. Kalamazsanız Kemal Bey destekler misiniz? Siz bunu bana, herkes bunu bana sordu. Kemal Bey'e bunu hiç kimse sormadı. Bir daha bunu bir gazeteci Kemal Bey'e sorsun, cevabı ondan sonra vereceğim. Size söz veriyorum, galiba kaç Mayıs, Mayıs'ın ikinci, 2. 2 Mayıs ya da 9 Mayıs, Kemal Bey burada misafir edeceğiz. 9 Mayıs, 10 Mayıs'ta sorun bana. 9 Mayıs akşamı arar sorarım size. Arar sorun. Yine tamam. Gidip başka gazeteciye vermeyin haber abi. Söz. Sure. Tamam o akşam arayın söyleyeceğim. <laughs> What is that? What? We didn't mean to unleash the greatest evil ever known, but we're gonna take it on with strength, courage. I'm glad he's on our side. Magic. Portal is out of here! <laughs> And a shapeshifter. 15 Mayıs sabaha diyelim ki siz seçildiniz koltuğa oturdunuz. İlk icraatınız ne? Ee, Kızılay başkanını görevden alacağım. Anında. İlk görevden alacağım kişi o. Depremde çadır satan utanmazlık gördük biz. Yüzsüzlük gördük. İlk işim onu görevden almak olacak. Kimi yargıya göndereceksin kimi yargıyı göreve davet edeceksin. Ben kimseyi yargılayamam. Böyle bir hakkım yok. TÜİK yetkililerini yargıya göndereceğim. Suç duyurusunda bulunacağım onlar hakkında. Görevden alacağım ilk kişi Kızılay Başkanı. Yargıyı göreve davet edeceğim ilk kurum TÜİK olacak. Emine Ülker Tarhan'a bir teklifte bulunur mu? Hayır. Düşünüyor musunuz? Hayır. Ülker Hanım siyaseti bıraktı. Şimdi siz Millet İttifakı'nı HDP üzerinden eleştiriyorsunuz. Bu eleştirileri yaparken sırrı sakık çıktı dedi ki Muharrem Bey bizi konuşturmasın. 2018'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesi Kürtlere verdiği sözleri ana dilde eğitimden tutun da biz biliyoruz. Kapılı kapılar arkasında bizimle görüşüp seçime gelince Kürt düşmanlığı yapmak ayıptır dedi size. Bir ben Kürt düşmanlığı yapmam. Ben o konuda çağdaş bir insanım. İnsanların etnisitesiyle, mezhebiyle, ırkıyla, doğum yeriyle ilgi alanıma girmiyor bunlar. İkincisi ben sırrı sakıkla parlamento çatısı altında hariç hiçbir yerde görüşmedim. En fazla denk geldiysem havaalanında VIP'de denk gelmişimdir. Onunla öyle bir görüşmem yok. E, 2018'de Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiniz siz değil mi? Ben yalnız hatırlamıyorum. Evet ettim. E, Demirtaş konusunda bugün fikriniz değişti mi? Hayır bak nasıl ettiğimi anlatayım işte. Orada da bir yanlışlık var. Şimdi YSK açıkladı. Dedi ki Muharrem İnce sen aday olabilirsin. Selahattin Demirtaş sen de aday olabilirsin. Tayyip Erdoğan sen de aday olabilirsin. Ee, Temel Karamolluoğlu, Meral Akşener, Doğu Perincek 5 tane aday açıkladı. YSK dedi ki bu adaylar aday olabilir dedi. Ben Sayın Akşener'e gittim. Sayın Karamollaoğlu'na gittim. Sayın Erdoğan'a gittim. Sayın Demirtaş'a da gittim. Ben böyle gittim. Adaylara gittim. Yani bu ülkenin yüksek seçim kurulu birine sen aday olabilirsin demişse onu ziyarete gittim. Şimdi de bugün buraya gelirken Sinan Ogan beni aradı. Ee, ziyarete gelmek istiyorum dedi. Dedim ben Cuma günü Rize'de olacağım. Cumartesi Ankara'da olacağım. Beklerim dedim. Sinan Ogan da beni ziyarete gelecek. Ben Sinan da ziyaret edeceğim. Süreç içinde Erdoğan'ı da ziyaret edeceğim, ee, sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edeceğim. Adayları ziyaret ettim, Demirtaşı da aday olduğu için ziyaret ettim. Ama Kon... Demirtaş'ın e, cezası ile ilgili de bir takım eleştirilerde bulunmuştunuz siz, ben yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, ne? şöyleydi, onu da hem kavala ile hem Demirtaş ile. Ilgili. Hayır, iki video yayınladılar. Benim cümle fetöcüler, benim e, video'mun yarısını kestiler, yarısını yayınladılar. Ben dedim ki, o kampanya döneminde. Ya arkadaş dedim Selahattin Demirtaş'a aday olabilirsin demiş YSK. O zaman aday yapmasalardı. Aday olmuşsa dedim salın kampanyasını yapsın. Kampanya bittikten sonra suç, suçu varsa hapse tekrar atarsınız dedim. Kampanyasını yapsın. Yarış adil olsun dedim. Yoksa ben serbest kalsın tutuklansın böyle bir şey demedim. Şu an nedir görüşünüz Demirtaş'ın tutuklanması? Aday olursa aday olursa kampanyasını dışı YSK onu aday yaparsa kampanyasını dışarıda yapabilmelidir. Yok ben bireysel olarak şu anki Ben dönüyorum. hakim değilim, savcı değilim. Adil yargılanmasını istiyorum. Adil yargılandığına inanıyor musun diye sorarsanız inanmıyorum. Hı. Hmm. İnanmıyorum ha. adil yargılandığına. Benzer eleştiri kavala içinde yapıyor musunuz? Onun da adil yargılanmadığını düşünüyorum. Ama ben siyaset insanıyım. Serbest bırakılsın ya da tutuklansın demek bana yakışmaz. O mahkemelerin işi. Ama adil yargılanmadıklarına inanıyorum. E, Millet İttifakı Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş aday gösterseydi de aday olur muydunuz? E, bu soru yani cevapsız bir soru olur. Yok, o geçmiş var da, o. Siz konu. vermek istemiyor olabilirsiniz. Hayır yani o cevabı geçmiş, var tabii yani. Hayır geçmiş bir konu. O. o geçmiş bir konu. Sizin mesela biraz önce bana izin vermediniz o soruyu sormama çünkü ben yanlış evet. bildiğimi söylüyorsunuz ben kabul ederim. Soru çünkü ifade size ait. Sizden daha iyi kimse bilmez. E, bu Kemal Bey'in genel başkanlığı diyorsunuz. Ben evet. Cumhurbaşkanlığı. Onu geç diye bir cevap vermişsiniz siz. Size böyle bir soru sormuş bir gazeteci. Galiba Mehmet Akif sormuş. Siz de onu geç o geçmişte kaldı demişsiniz. E yani demişimdir. O, ama CHP Genel Başkanlığı için. Peki CHP Genel Başkanlığı için. Evet. Şimdi yarın öbür gün bize bugün verdiğiniz sözlerden biri için de ileride onu geç o geçmişte kalmış demeyeceğiniz başka Hayır Başka bir konu. Biri Cumhurbaşkanı. Şimdi siz diyorsunuz ki onun karşısında Cumhurbaşkanı adayı olmam dedi. Ya Kemal Bey hiçbir zaman Cumhurbaşkanı adayı olmadı. Son bir buçuk ayak. Adı. Konum bu değil benim. Konum sizin ilkesel Hayır, olarak verdiğiniz yanıt. İlkesel olarak doğruca yanıt veriyorum. Bakın. Doğru yanıt veriyorum ben. Kemal Bey 13 senedir 13 senedir koltukta oturuyor. Son bir buçuk aydır cumhurbaşkanı adayım dedi. Ondan önce hiç adayım demedi ki. Ama sizin herhangi bir soruya onu geç o geçmişte kaldı diye cevap vermeniz, şimdi bugün bize birçok vaatte bulunuyorsunuz diyorsunuz. Ki mesela, onu geç dedim. O o soruyu yanlış soruyorsun dedim. Ha o geçmişte kaldı demediniz. Hayır yanlış söylüyorum. Şey. Onu geç dedim. Yanlış soruyorsun tamam. dedim. Tamam. Şimdi bu Zonguldak milletvekili adayınızın dans ederken videosu çok konuşuluyor. Eee kızdınız mı ona? Yok. Şenlikli bir çocuk yani. Biraz medyatik olacak. Zonguldak 5 milletvekili çıkarıyor. Arkadaşımız da 5. sırada. Valla Zonguldak'ta memleket partisi 5-0 yaparsa ben de biraz uğraşacağım. Meclis başkanı da biraz uğraşacak ama 5-0 yapamayız herhalde. Ee, yerel seçimler sonrası HDP'ye teşekkür edilmeli diye CHP'yi eleştirmişsiniz. Şimdi CHP'yi HDP'ye ilişkisi yüzünden eleştiriyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Hayır değil. Yani ben e, siyasetteki görüşmelerin halkın gözünün önünde yapılmasını isterim. Yani 2019 seçimlerinde HDP aday çıkarmadı. CHP'nin adaylarını destekledi. Teşekkür etmek lazım. Biz oyu herkesten isteriz. Yani e, hatırlayın 94 seçimlerinde e, Sayın Erdoğan İstanbul'da genel eve gitmişti o istemeye. Ve bu çok övgü dolu bir sözle anlatılmıştı. Sen yadırgıyor musun? diye sorarsan asla yadırgamıyorum. Doğru bir iş yapmış. Yani oy herkesten istenir. HDP'den de istenir. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Eğer aday çıkarmayıp sizi desteklemişlerse, siz de kazanmışsanız teşekkür etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Siz İT Millet İttifakı'nın 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı aday olmasını eleştiriyorsunuz. Size bir soru var dışarıdan. Yani izleyicilerimizden biri soruyor. Evet. Ee, siz kaç Cumhurbaşkanı yardımcısı? Bir ya? Cumhurbaşkanı yardımcısı 13 bakan. 13 bakan. 13 bakan, 13 kurul. Evet. Kurullarda 7'şer kişilik olacak. Hepsinin çalışmasını yaptım merak etmeyin. Kafam çok net. Şimdi e, CHP'nin Millet İttifakı'nın içerisindeki yapıyla ilgili eleştirileriniz mi? yani? Ben şeyi çok merak ediyorum işte biraz önce de bahsettiniz de ya dünyanın konuştuğu geleceğe dair bir takım konulardan bahsediyorsunuz. İşte kuantumdan bahsediyorsunuz. Evet. Nanoteknolojiden bahsediyorsunuz. Ee, sizin bu anla işte Milli eğitim. ya Siz öğretmensiniz bir kere. Evet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sizin Milli Eğitim Bakanınız kim? Kafanızda böyle biri var mı? İsim açıklamak sana süper var. olur. Tabii ki var. Böyle biri var mı? Bizim Milli Eğitim Bakanımızın işi çok zor tabii. O işi ben çok iyi bildiğime inandığım için onun işi çok zor. En zor onun işi olacak. Çünkü e ben bu ülkenin çocuklarına dört şey söylüyorum. Bakın dört şey. Bir, benim cumhurbaşkanlığımda ucuz et yiyeceksiniz. Çocuklar et yiyecek, balık yiyecek, yumurta yiyecek. Birincisi iyi beslenecekler çünkü tarımı destekleyeceğiz. Çünkü milli gelirin yüzde ikisini tarımı desteklemeye ayıracağız. Birincisi iyi beslenecekler. İkincisi iyi okullarda okuyacaklar. İyi okullarda. En iyi okul eve en yakın okuldur. Okulların niteliğini, eğitimin niteliğini arttıracağız. Bunu yapacağım. Üç, yurt yapacağız. Bütün üniversite öğrenciler iki kişilik yurtlarda kalacak. Sözüm, öğretmen sözü bu. Tarikat yurtlarına bu çocukları muhtaç etmeyeceğim. Kapatacak mısınız bunları? Bir yurtta, ister çağdaş yaşamın, ister Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, ister bir tarikatın yurdu. Bir yurtta bir çocuğa bir taciz, bir tecavüz olursa dozerle yıkarım orayı. Ne evet ama şimdi bu ikisini nasıl yan yana getirdiniz? Allah Ne şunu. olursa bakın. Ya ya çağdaş çocuklara... şimdi destekleme derneğiyle bir tarikatın yurdu nasıl bir yere getiriyorsun? Ha, hayır hayır bak. Ben Tabii söylediniz doğru. Çocuğun kılına zarar geliyorsa yıkın Çocuğun orayı da. Çocuğun kılına zarar geliyorsa. Evet Onu şimdi, söylüyorum. Ama yani bu ikisi ama... yan yana gelmez. Yapmayın. Hayır gelmiyor bak. Ben yan yana getirmiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Yani aman buraya dokunmayayım. Bu tarikatın şu kadar oyu var falan hiç ilgilenmem. Onu anlatmak istedim. Kim olursa olsun ayırmam dedim yani. Kim olursa olsun çocukların kılına zarar gelirse öyle yok tarikatmış 200 bin oyu varmış hiç tanımam. Yıkarım. Kim olursa olsun tanımam o anlamda söyledim. Yoksa tabii ki yan yana getirmiyorum ikisini. Kim olursa olsun aynısını yaparım. Evet. Bir diğerde de çocuklara iş bulacağım. Bakın şu milli eğitimle ilgili bana öğretmen Muharrem İnci olarak şey söylesenize. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an gözünüze en çok ne batıyor? Milli eğitimle ilgili neyi değiştirmek Eğitim istiyorsunuz? Eğitim çökmüş durumda. Eğitimde iş barışı bozulmuş durumda. Yani bir sendikanın yöneticileri hepsi yönetici. İktidara yakın bir sendika var. Oranın üyesiyseniz şu anda iş barışı bozulmuş durumda. Liyakatsizlik hat safada. Ya mesela bir öğretmen olsanız sınıfa girmek istemezsiniz yani. Müdüre bakacaksınız. Branşını bilmez, matematik bilmez. Hiçbir şey bilmez adam senin yöneticindir. Sana sicil doldurur. Orada çalışmak istemezsin. Ya bu ülkenin mühendisleri buradan kaçıyorsa neden kaçıyor biliyor musunuz? Yani Boğaziçi mezunu çocuk neden kaçıyor? Getiriyorlar başına sır badem bıyıklı diye yönetici yapıyorlar. Çocuk da bunu alıyor ve gidiyor. İşte bu ülkede bakın e, bu liyakatın önünü açarsak liyakatlı insanları köşe başlarına getirirsek sorunu çözeriz. Bakın bir bir Türk şirketi, gençlerden oluşan bir şirket, İngilizce dil öğretimi üzerine bir uygulama geliştirdi, biliyor musunuz? Yüzbinlerce insan buradan İngilizce öğrendi. Çinli bir firma, bir şirket bunu çaldı, hmm, Şimdi evet. şirket bunu çaldı, Apple Store'a yükledi, ABD'li olan bu firmada buna müsaade etti, yani ortada bir emek hırsızlığı var. Emek hırsızlığı var, ya Çinli çaldı ABD'li göz yumdu. Ya bu çocuğa sahip çıkacağım ben. Bu çocuklara sahip çıkacağım. Cumhurbaşkanının görevidir bunlara sahip çıkmak. Cumhurbaşkanının görevi oğlunun vakfına sahip çıkmak değildir. Cumhurbaşkanının görevi bu şirkete sahip çıkmaktır. Bunlara sahip çıkacağım. Girişimci girişimci bütün çocuklara. Benim Cumhurbaşkanlığımda çocuklar marka üretecekler, tasarım yapacaklar. Geleceği konuşacağız. Geleceğin mesleklerini konuşacağız. Bunları yapacağız. Mesela e, onlarla bir araya geleceğim. Sarayı onlara tahsis edeceğim. Bu ülkenin en akıllı evlatlarına, ilk bine girenler. Arga merkezi olacak. Oraya belli zamanlarda gideceğim. Evet çocuklar, güneş pillerini nasıl geliştiririz? Evet çocuklar, nereye gitmek istiyorsunuz? Nereye gideceksiniz doktora yapmaya, yüksek lisans yapmaya? Para burada diyeceğim. Devlette var. Türkiye Cumhuriyeti'nde var. Ben size parayı vereceğim. Merak etmeyin. Hiç korkmayın. Hiç korkmayın. Size ben devletten parayı vereceğim. Ama okuyacaksınız. Tahsilinizi yapıp bilginizi, görgünüzü arttırıp memlekete geri döneceksiniz. Hizmet edeceksiniz. Yani yeni kurulmuş cumhuriyet 1925'li yıllar Sadi Irmak üniversite öğrencisi daha yurt dışına gönderiliyor. Sirkeci garında elinde bir bavulla bekliyor ve Sadi Irmak tedirgin. Acaba diyor bu yeni kurulan devlet beni unutur mu? Bana para gönderirler mi? O arada bir telgraf geliyor. Mustafa Sadi, Mustafa Sadi, daha soyadı yok. Buyurun diyor, telgrafım var diyorlar. Atatürk'ten bir telgraf geliyor. Mustafa Sadi, seni bir kıvılcım olarak yurt dışına gönderiyorum. Bir alev topu olarak geri döneceksin. Gözlerinden öperim Mustafa Kemal reisi cumhur. İşte bu. İki yaşındaki bir cumhuriyet yaptı bunu. Yüz yaşındaki bir cumhuriyet bunun alasını yapabilir. On binlerce çocuğumuzu eğitime gönderebiliriz. Bu çocukları ama o çocuklara moral vermek lazım. O çocuklara özgürlük ortamı yaşatmak lazım. O çocuklara milli gelirin yüzde beşini argeye ayırmak lazım. Bakın bunu yaparsak 3-5 yıl içinde Türkiye uçar. İngiltere'nin, İtalya'nın yaş ortalaması 50'ye yakın. Bizim 32. Yaratıcı nesil bu. Eleştiren, sorgulayan, tarih bilinci olan bu nesli yetiştirebiliriz. Buna inanıyorum ben. Yani Çin e, milattan 2-3 bin yıl önce söylenmiş sözler var. Bir yıl öncesini düşünüyorsanız, bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç yetiştirin, 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç yetiştirin, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştirin diye. İnsan yetiştireceğiz biz. Muharrem Bey LGBTİ hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onların e, e, eğilimleri o, o şekilde. İstedikleri gibi yaşayabilmeliler, istedikleri gibi şiddete uğramamalılar, e, aşağılanmamalılar. E, tercihleri de demiyorum. Eğilimleri o yöndeyse kimseyi ilgilendirmez diyorum. Ve rahat bırakmak gerekir. Diğer bireyler nasıl yaşıyorsa bu toplumda onlar da o şekilde yaşamalılar diyorum. LGBTİ görünürlüğü aile yapısını tehdit ediyor diye bir şey söylediniz mi siz? Öyle bir cümlem yok. Yani bir sosyal medyadan evet. bir izleyicimiz ee, sormuş. En çok size sorulan soruyu sormak zorundayım. Yani 100 kere falan cevapladınız ama ben de sorayım. Belki fikriniz değişmiştir bu süreçte. Sayın Erdoğan'a yönelik çok sert eleştirilerle bulduğunuz, bulduğunuz için insanlar hep aynı soruyu soruyor bence. Yani sadece Kılıçdaroğlu'na değil Erdoğan'la ilgili de biraz önce söyledikleriniz ciddi eleştiriler. E, Adaylığınız tam da muhalif seçmenin size anlatmaya çalıştığı gibi bir şekilde Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmasına sebep olursa ne yaparsınız? Ben ona olmayacağını düşünüyorum. E, bunu bana soracaklarına Sayın Kılıçdaroğlu'na sorsunlar. 17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, gazeteler, televizyonlar, trilyonlarca lira para, bu kadar örgütler, 100 yıllık parti, 17'si, bir sürü belediye, sınırsız imkan. Bununla seçim kazanamıyorsun da ben bir otobüs, bir telefonla siyaset yapıyorum, bedeli niye ben ödeyecekmişim? Kılıçdaroğlu ödesin. 10 kere kaybetmiş, 11.ye bir daha kaybesin. Niye ben ödüyorum ya? Demokrat bu ihale mafyası mı bu? Bu seçime benden başka kimse giremez. Hani bazı ihalelerde oluyor ya. Topuğuna sıkarım bu ihaleye girersen. Seni suçlarım. Bu seçime girersen seni sonra seçimin sebebi buydu diye suçlarım. Hadi ya tam ihale mafyası usulü bu. Bu seçime gireni topundan vururum. Demokratik hakkımı kullanıyorum. O kadar imkanla git kazan o zaman. %60'da kazanıyormuşsun ben de 2'ymişim. 58'de kazan ne yapayım? Öyle bir dünya yok. Kendine bakacaksın. O kadar imkanla kazanamıyorsan kendine bakacaksın. Beni ne suçlayacaksın? CHP listeleri daha açıklanmadan günler önce bu 9 Nisan'da kıyamet kopacak dediniz siz. Dedim. Ee, bu listelerle ilgili size CHP içinden bilgi mi sızdırıldı? Hayır biliyordunuz? tahmin ediyorum ben. Karga sesiyle bülbül sesini ayırt etmek için müzisyen olmaya gerek yoktur. Bugün Beylikdüzü'ne giderken bir bina gördüm. Yandaki arkadaşlara dedim ki ya şu bina, bu binanın dedim. Bu şehrin bağrına saplanmış bir hançer olduğunu anlamak için mimar olmaya gerek var mı? Mimar olma gerek yok ben dedim 9 Nisan'da kıyamet kopacak dedim. İşte gösterdim demin 77 kişi. CHP'nin 130 milletvekili var. Yarısından fazlası. Bakın bir şey söyleyeyim size. Bunlar Seçim oldu mu pazartesi günü istifa edecekler CHP'den. CHP parlamentoda ana muhalefet olamayacak. Parlamentoda. Yazık değil mi? Bu sizin öngörünüz. yani sizin yor öngörünüz? sizin Göreceksiniz. yorumunuz. Göreceksiniz. Ya olursa ne yapacaksınız Muharrem Bey? Oh, tam ya, tersi. Ama bakın göreceğiz yani. Bunların, bu 77'nin 40-50 tanesi seçilecek. Ayrılacaklar pazartesi günü. Peki söylediklerinizin tam tersi olursa ne yapacaksınız? E, şu ana kadar öngörüleri en yüksek siyasetçi benim. Şöyle bir geçmişe bakarsanız öngörüleri en dokunulmazlıklar konusunda Sayın Kılıçdaroğlu ile ters düştü. Yapma etme dedim. Ben hayır oyu verdim o evet oyu verdi. Önce HDP'lileri tutukladılar sonra CHP'lileri Bu arada Cumhuriyet Gazetesi'nden bir e, açıklama geldi. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyük göndermiş. Sayın Muharrem İnce'nin canlı yayında muhalif medyayı başta Cumhuriyet olmak üzere muhalif medyayı hedef aldığını üzülerek izlemekteyiz. İddiaları ne yazık gerçek yanı yoktur. Kendisini hedef almanız Tam Tam veya... bir yalan söylüyor. Bir dakika dur. Hiç, yani ya. hiç kusura Bir saniye müsaade edin. Hiç Tamam da cevabını bir okuyayım adamın ya. Buyurun. buyurun. Ya bırakın bir bitireyim buyurun. yani. İddiaların ne yazık ki gerçek yanı yoktur. Kendisini hedef almamız veya ona yönelik bir algı oluşturmaya çalışmamız anlamı. Siz aldığınız şeylerde Cumhuriyet Gazetesi'nin şeyini bir getirin bana. Yayından kaldırıldığını söylediği haberler haber yanlış olduğu tespit edildiği için yayından kaldırılmıştır. Doğru sayfa konulmuş veya 3,5 saatten fazla ana sayfada tutulmuştur diye bir açıklaması var. Evet. Ee, burada bütün iddiaları aynı şey yapıyoruz. Burada da meslektaşımızın gönderdiği açıklamaya sayın Muharrem İnce'nin Bu bir değil iki değil. Söyledik. Bakın, eee Yandaş Bey bu bir değil iki değil. Ben Ankara temsilcisi Sertaç Bey'i uyardım. Bakın dedim bu cumhuriyet kasıtlı haberler yapıyor. Yazık dedim. Ben 10 yaşından beri okuyorum bu gazeteyi. Ben öğrenci harçlığımı verdim bu gazeteye. Yapmayın dedim ya. İlan selçuk'un cumhuriyetine bu yakışmaz dedim. Yazarları öldürüldü dedim. Yanıt vermiş olmuş de İstanbul, söylediniz. İstanbul'da söyleyeyim. İstanbul'da kaynaklanan bir durum var. İstanbul ekibi ısrarla böyle haberler yapıyor. Yani bir değil iki değil her gün böyle bir haber var. Ya ben öğrenci harçlığımı verdiğim gazeteye hakkımı helal etmiyorum ya. Böyle bir şey olur mu? Her gün bir yalan haber var. Ee, bir şey sorusu vardı onu size soracağım öyle. ya. Bir yine iktidara yakın bir iş adamının sizin sınıf arkadaşı olduğunuz, önceki seçimlerde maddi destek aldığınız. Bunlar sosyal medyada çok dolaşıyor. Bilmiyorum bunlar ya. doğru mu? Yok öyle birisi ya. Yani hiç sınıf arkadaşlarınız arasında böyle ismi çok geçen. Vallahi öyle benim biri var mı? bir tarika. benim ilkokul, ortaokul, lise, üniversite en şöhretlisi benim. Benden daha şöhretlisi yok. Size kim oy veriyor? Baktınız mı? Yani mesela buraya Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı geldi dedi ki daha önce hiç oy vermemiş muhalif genç insanlardan oy alıyor dedi. Doğru onlar bir de verilere dayalı olarak konuşuyorlar. Doğru söylüyor. Siz de baktınız mı seçmen kitlesi kim? Bir bir e, 30 yaş altı iki sandığa gitmeyenler üç geçmişte AKP'ye oy vermiş Erdoğan'a oy vermiş ama bugün fakirleşmiş onlar üç Kılıçdaroğlu'nun antidemokratik uygulamaları, partide ön seçimi falan kaldırması ona kızanlar. Bunlardan oy alıyoruz biz. Çiftçilerden oy alıyoruz. Öğrencilerden oy alıyoruz. Yani e, isterseniz bir gün sizi davet edeyim. Gençlerin olduğu, üniversitelerin olduğu şöyle bir sokağa girelim. Anlarsınız yani. Bugün bizim Kafa TV'deki bir video editör arkadaşımız var Eray. E, onunla konuştunuz. O da e, bayağı Sayın Erdoğan'a oy veren bir genç arkadaşımız. Evet. Size oy vermeyi düşünüyor. Ama çok da sizi çok iyi tanımadığı için emin değil dedim ki Bakalım gel. Bakalım bir... bu programdan sonra ne diyecek? Eray karar verdi mi? Yavaş yavaş düşünüyorum diyor. Daha emin değilim. Öyle yani. mi? Siz mesela bir yerde demişsiniz ki bana oy verenler ne Sayın Erdoğan'a ne Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermezler. Sadece bana verirler demişsiniz. Hayır. E bu söylediğiniz mesela Eray'a uymuyor. Ay şöyle. Ee, bir kesim var dedim. Erdoğan'a da oy vermek istemiyor. Ee, Kılıçdaroğlu'na da oy vermek istemiyor ben olmasam da bunlar yine vermez dedim. Yani size oy vermeyen bir genç ikinci turda oy kullanmayacak mı demek istiyorsunuz siz? Bir, böyle bir kesim var. Onun için diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarlarına ya incitmeyin, bunlara böyle kötü laflar söylemeyin. Lazım olur. İşte bakın. Ya, Muharrem Bey Allah aşkına yeter. Ne olur yeter. şimdi bak şunu Cumhuriyetten de yanıt geldi. Siz de yeteri kadar söylediniz lütfen ama konu buna dönmesin Peki. artık. Ben müdahale etmemeye çalışıyorum. Siz mümkün oldukça seçmeninize konuşun. Sorularımıza yanıtlayın diye. Partime çok güvendim. Pa benim hatam partime güvenmek dediniz. Burada biz Canan Hanım'ı ee, misafir ettik. Siz bana dediniz ki e, CHP'ye çok e, sataşıyorsun. E, ben o zaman şuna böyle cevap vereceğim. CHP'ye sataşmayacağım. Bu ülkede her sene 1 milyon 200 bin çocuk üniversite Sınavına giriyor ya da ilkokula başlıyor. Yani çağ nüfusu 1 milyon 200'de 300 arası. Bu çocukların yüzde biri üstün zekalı çocuklar. Yani 12 bin kişi. Bizim her sene elimizde 12 bin e, civarında 12 bin civarında üstün yetenekli çocuğumuz var. Bunların 10 bini ziyan oluyor Candaş Bey. Ziyan oluyor bu çocuklar. Benim Cumhurbaşkanlığımda bu çocuklar ziyan olmayacak. Bunların bir kısmı okuyamıyor hiç. Bir kısmı yurt dışına gidiyor. Bu ülkenin en büyük kaynak kaybı budur. İnsan kaybıdır bu. İnsan kaynağının kaybıdır. Bunu telafi edeceğim. Bu ülkeye belki de doğalgazdan da önemli, petrolden de önemli, güneş enerjisinden de önemli, fabrikadan da önemli en önemli kaybettiğimiz bir insan kaynağı var. Yetenek avcılığı yapacağım. Özel insanlar yetiştireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, YÖK'te özel insanlar yetiştireceğiz. Sporda, matematikte, resimde, tiyatroda. Bu yetenek avcıları Türkiye'yi dolaşacak. Bunları devletin kontrolünde, bu üstün yetenekli çocukları devletin denetimi ve gözetimi altında yetiştireceğiz. Ve bu insan kaynağını zayi etmeyeceğiz. Belki de benim bu ülkeye yapacağım en önemli işlerden birisi bu olacak. Yani hem bu gençlerimizin yurt dışına gidiş kaçışını engelleyeceğiz. Hem de bu çocukların ziyan olmasını engelleyeceğiz. En büyük projeniz ne? Yani seçildim ben Türkiye'de şunu yapacağım dediğiniz iş ne? Huzur. Huzur. Ne demek? Bunu açar mısınız? Açayım. Bunu? Yani insanların yüzünü güldürmek istiyor. Yani herkes şuna inanacak. Diyecek ki üniversite sınavına giren bir çocuk benim sorularım çalınmaz diyecek. Mesela sorular çalınırken Ali Babacan, Davutoğlu tek kelime ses çıkarmadılar. Şimdi nasıl güveneceğim ben bunlara ya? Ne farkları var eski AKP ve yeni AKP? Benim Cumhurbaşkanlığımda herkes üniversite sınavına güvenecek. Mülakatların hepsini kaldıracağım. Yok mülakat falan. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ben 5 senedir dün, söylüyorum. Dün söyledi galiba. Ben 5 senedir söylüyorum. 5 senedir söylüyorum. Yok öyle mülakat falan. Yani adaletine inanılacak bu ülkenin. Mahkemeye gittiğinde ceza aldığında diyecek ki hak ettim. Hak ettim. Adil yargılandım diyecek. Ahlak olacak ahlak. Ahlak ne? İnsanlar 8500 liraya geçinirken 5 yerden maaş alanlar var. Son vereceğiz bunlara. Böyle bir uygulama olmayacak. Eski milletvekillerini kırpıp kırpıp bakan yardımcısı yapıyorlar. Yönetim kurulu üyesi yapıyorlar beleşten maaş alıyorlar bunların hepsine son vereceğim tümüne yani projemiz akıl, adalet, ahlak barış büyüme, bölüşme adil bölüşme hakkaniyet, huzur, hukuk bunlar yani ee, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili bir değişim planınız var mı? parlamenter sisteme dönme meselesi bu benim bakan... elimde değil hı hı. bu benim parlamentonun elinde 360'la 400 arasında milletvekili dönelim derse Cumhurbaşkanı olarak referanduma götürmeye mecburum. 400'ün üzerinde milletvekili kabul ederse mecbur değilim, takdir hakkı var. Peşinen söylüyorum. 400'ün üzerinde milletvekili kabul ederse referanduma götürmem. Doğrudan onaylarım değişikliği. Referanduma gitmem. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden daha sonra Memleket Partisi'nde kurucu isimlerden olan Gaye Hanım tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Hayırlı olsun. Çok daha önce dönmüştü galiba. Nasıl? Bilmiyorum. Ben döndüğünü duymuştum. Hayırlı olsun arkadaşım Bu yüzden bir tartışma yaşadınız mı? Yok. Ya neden döndüğüne dair bir konuşma Bilmiyorum. Parti bizden ayrılalı çok oldu. Bilmiyorum neden döndüğünü. Ee, ben daha mı az bağırayım? Ya biri bana demiş ki candaş daha az bağır. Yani Neyse, içime içime söyleyeyim yani. Ya yani yani... şu programda ben mi bağırıyorum yani? Bana mı kaldı bağırma işi? Bence ikimiz de çok yüksek, yüksek sesle konuşuyoruz Ben hiç yüksek sesle falan konuşmuyorum. Be benim ben oh, yüksek ses öğretmenlikten kaynaklanıyor. siz benim, benim misafirimsiniz. Sizinle her konuda hemfikir değilim tabii de sesimi yükselttiysem evet. çok özür dilerim yok, bu ya ben yok. Hiçbir konuğuma karşı böyle davranmadım. Yok, Davranmam yani. Ama şey. sizin üslubunuz da var bu. Bu da yani Hayır, zaten öğretmenlikle tanıyorum. ilgili yüksek ses tonuyla konuşma öğretmenlik hastalığıdır zaten. Programı bitiriyoruz. Cumhurbaşkanı adayısınız Seçmenlerinize söylemek istediğiniz son bir sözünüz Umutlarınızı tazeleyin, umutlarınızı yeşertin diyorum. Bugünler geçecek diyorum. Ee, bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Güzel günler göreceğiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz size. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Az önce konuştum bitti. Ee, bu Cuma Cumhurbaşkanı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın var. Önümüzdeki Salı günü temel. Marem İnce'den sonra İbrahim Kalın, öyle mi? <laughs> evet. Temel Karamollaoğlu'nu konuk edeceğiz Salı günü. Çarşamba günde yanılmıyorsam e, ee, Dışişleri Bakanı. Artık ben de unuttum. Çok özür diliyorum. Siz bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Gabba Mobilya'nın sunduğu az önce konuştum sona erdi.